Dilek Yakar, evlatlık olduğu gerçeğiyle 27 yaşında yüzleşti ve soluğu gerçeğin peşinde de aldı. Yayına katılan Şerife Hanım, Dilek'in kardeşi olabilir mi? DNA testinin sonuçları ne çıktı? Fatma Hanım, Dilek'in biyolojik annesi mi? Sonuçlar bugün açıklanıyor. Birazdan. Yusuf Güneş 7,5 yıl önce vahşice öldürüldü. Cinayetin ardında gönül ilişkisi mi var? Bu ilişkiyi kimlerin bildiği iddia ediliyor? Ailenin sakladığı bir şeyler mi var? Köy muhtarını kim, neden öldürdü? Birazdan. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, merhabalar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz Ersan. Merhabalar. Merhabalar değerli hocalarım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun, ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Star TV ekranlarından bizi izleyen herkese her zamanki gibi sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı göndererek başlıyoruz. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir öğleden sonra diliyoruz. Hoş geldiniz gerçeğin peşinde bir kez daha. Teşekkür ederim. Dilek Yakar bugün burada. Dilek, saçlar çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Şimdi Dilek, ben seneler önce bir gazete için röportaj yapıp yazılar yazıyordum da bir gün anneler gününde bir yazı yazmam gerekmişti ve o gün ne yazsam diye düşündüm. Aslında bunu dışarıda düşünmedim. Şimdi görünce aklıma geldi. Kızımın da saçlarını örüyordum o sabah. Küçüktü daha. 5-6 yaşlarında. Dedim ki benim gibi dünyanın her yerinde şu anda milyonlarca kadın çocuklarının saçlarını örüyor. Hep aynı dileklerle. Onun işte güzel bir geleceği olsun, mutlu olsun, böyle yüzü hiç gölgelenmesin dileğiyle. Yani bu bir dünya kurulduğundan beri hep böyle. Senin evet. Saçlarını da seni büyüten anneciğin ördü yıllarca ama evet. Seni doğuran anne o saçlara hiç dokunamadı aslında. Ne yazık ki. Kokunu bile bilmiyor. Evet. Ki bebeklerin şurası cennet kokar yani. Tabii ki. Hangi yaşta olursa olsun evlatların orası cennet kokar zaten. Ve bugün işte Dilek, 28 yaşında genç bir hanım, annesini bulmak için, ailesini, anne babasını bulmak için programımıza geldi. Kardeşlerim var mı diye merak ediyor. Onunla ilgili yapılan ikinci DNA testinin sonuçlarını açıklayacağız. Çünkü biliyorsunuz bir DNA testi yaptık, Kazım Bey'in babası olmadı, ortaya çıktı. Ama ben Dilek'in ablası olabilirim diye gelen Şerife Hanım'ın bir akrabalık bağı olabileceği, yani kız kardeş olma ihtimali olduğu ortaya çıktı. Biz tekrar anneden DNA örneği aldık ve bugün o sonuçları açıklayacağız. Bakalım sonuç ne çıkacak? Heyecanlı mısın? Bu da soru mu? Evet. Yani, belki bugün o düğüm çözülecek. İnşallah. Peki olumsuz çıkarsa devam mı aramaya Dilek yine? Yani şu an bir şey diyemiyorum. Hani olumsuz da çıkarsa, çünkü bu süreç beni çok yordu. Çok yordu. Sen zayıfladın çok yordu. Zaten. Aynen, çok yordu. Kilo çok verdim. Fazlasıyla yordu. Hani o yüzden devam edip etmeme konusunda ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Hani artık bu saatten sonra çıkıp çıkmamak onların kararı. Bakalım o DNA ile ilgili zarfı açtığımda içinden ne çıkacak? Ona zaten onun sonrasında her şey ortaya çıkacak. Bu arada Dilek oğluyla geldi bugün. Emircan bana dedi ki dışarıda İnce abla bana selam söyler misin? Söylemez miyim Emircan? Çok öpüyorum seni ve yanındaki arkadaşın Öznur'u da. Dilek annesini aramaya geldi. Onu doğuran anneyi. İsmail Bey de kızının annesini bulmak için geldi. İsmail'in kızı Öznur'la Dilek'in oğlu Emircan dışarıda. Arkadaşlık ediyorlar birbirlerine. Oyunlar oynanır. İki masum yavru.
Evet. İki masum yavru, güzel bir gelecekleri olsun. İnşallah. Meral Hanım'ın aylardır görmediği iki evladını arayacağız bugün. Onlara ulaşabilecek İnşallah. Miyiz? Bakalım bu hasreti İnşallah. Dindirebilecek miyiz? Yusuf İnşallah. Güneş cinayetinde gelişmeler var. Zeynep Hanım dün yayın sonrası bana ufak tefek bir şeyler aktardı. Bugün onları konuşacağız. Arkadaşlarım ulaştığı yeni bilgilerle birlikte ekleyerek. Ve bakalım Ahmet Bey dün yarım kaldığı konuşmasına bugün devam edecek mi? Savcıya bildiklerini anlatmaya gitti mi? Hepsini öğreneceğiz ama Ayşe Hanım... 71 yaşında bir hanımefendi niye geldi biliyor musunuz? Ayşe Hanım bir cümleyle söylesenize. Anneme kavuşmak için geldim. Annemi çok özledim. Kaç yaşında anneniz? Annem 96 yaşında. Allah uzun ömürler versin. Ne zamandır görmüyorsunuz annenizi? İki sene üç ay oldu. İki yıl üç aydır. Sesini bile duymadım inanır mısınız? Ayşe Hanım, yaş ne olursa olsun anneler başımızın tacıdır. Annemin bana ihtiyacı var üstelik de canım yani. Duyumlarıma göre annem çok zor durumda sanırım. Ayşe Hanım'la konuşacağız. Ayşe Hanım'ın iddiasına göre annesini alıp götüren abisi, kardeşleri, erkek kardeşleri ve onlarla görüşmesine izin vermiyor. Başka bir şehirde yaşıyor. Annesi nerede olduğunu dahi bilmiyor ve 2 yıl 3 aydır sesini bile duymadı. Aslında... Şu kadarını da söyleyebiliriz. Aylardır hiç kimse haber almamış annenizden. Ya anne yaşıyor mu onu da bilmiyoruz. Bir tek ablamla böyle telefonu tutuyor kardeşim. Nasılsın, iyi misin? Başka yok, hemen kapatıyor ablanız yani. Ablanız da çok annem, yakın bir zamanda konuşmamış galiba değil evet, mi? Evet, onun da konuşmuş. Şey, ben yok zeytin toplamadayım, yok bilmem başka şehirdeyim, yok yazın denizdeyim. Yok kışın getireceğim, yok yazın getireceğim. O yalıyor yani bizi. Ayşe Hanım, aslında biz annenizin, Allah ömürler versin, şu anda hayatta olup olmadığından da emin değiliz değil mi? Yok, çünkü annem hayatta. Sesini duymadı. Ama sesini ben şimdi dayımın oğluna dedim ki. Kim ne zaman gördü en son annenizi? Annemizi hiç kimse görmedi ama sesini duyan var yani. Mesela en yakın dayımın hanımı konuştu. Ne zaman duymuş? Ama annemle konuşmadı da uyuyor demiş anneme. İşte yani. Ondan bahsediyorum. Yani gerçekten anne o evde mi? Burada enteresan iddialar var. Birazdan hepsini konuşacağız yapmayın sevgili seyirciler. Yapmayın canım, ölürüm ben. Aa, yok yok, yaşıyordur inşallah ama bu ilginç bir durum. Bu ihtimalde hep konuşmak durumundayız Ayşe Hanım. Çünkü niye sizinle konuşturmuyorlar? Niye karşınıza çıkmıyorlar diye. Bütün bu soruların ya şimdi, cevabını bulacağız biraz. Oğlan kardeşim, küçük oğlu gidip geliyor. Ama ya anneanne babaannem iyi ya bir hiç haber hiç yok yani. Bizden beri çok gizliyorlar. Niye gizliyorlar? Ben ne yaptım kardeşime? Söyleyeyim, buradan sesleniyorum. Ben ne yaptım kardeşim sana yani, lütfen. Anne, ben ne yaptım sana? Var iki tane. Yani. Birazdan daha detaylı konuşacağız Ayşe Hanım'la. Ayşe baştan 96 yaşındaki annesini 2 yıl 3 aydır hiç görmedi. Sesini bile duymadı. Yaşadığı yeri bile bilmiyor. Kardeşi tarafından alınıp götürüldüğünü söylüyor. Ama hemen İsmail Danoğlu ile başlayalım istiyorum. Öznur Çilem için burada, evet. Kızı için burada İsmail. İsmail benim daha önce sunduğum bir programda da konuğum olmuştu. O kadarını söylemek istiyorum, onunla başlayalım. 3 yıl önce ve o zamanki programda anne yayına bağlanıp telefonla kızıyla görüşme sözü vermişti. Ama bu gerçekleşti mi bu sürede? Evet, hiç ne arayan oldu ne soran oldu. Hiç o kadar. Daha, yok o kadar. En son işte sizin daha önceki programınızda geleceğine söylemişti, arayacağını söylemişti. Hiç aramadı mı? O günden hiç aramadı. Yayında konuştuktan sonra hiç konuşmadı Kesinlikle. Mı? Kesinlikle. En başından İsmail'i anlatır mısın hikayeni bize? Şimdi benim bununla tanışma sebebimden başlayalım. Evet tabii, yoksa en başından başlayalım. Ben bununla bir televizyon programı aracıyla tanışmıştım. Bu alt yazında evet. Bir numara atmıştım ben. Oradan sonra tanışmıştık. Ve ben bundan 3 yıl bir evlilik yaptım. Şimdi... 3 yıl evlilik yaptım diyorsun ama aslında o zaman Hilal Hanım bir başkasıyla resmi olarak resmi evliydi. Resmi nikahlı eşi vardı Çorum'da. Evet. Çocukları da vardı değil mi? Çocuğu, bir tane kızı vardı. Yalnız bu bana gelirken, şimdi ben düşünerek konuştuğum için hamileyim diyeceğim eşime dedi. Ben ondan da para isteyeceğim, senin yanına geleceğim dedi. Ben de dedim ki isteme, ben sana göndereyim, sen gel dedim. Eşine niye hamileyim diyecek yani? Ya bak, eşine yalan söyleyecek diye. Zaten evli adam, evli kadını bırakıp çıkıyor, bir de yalana ihtiyacı yok herhalde. Evet. Ama ben eşimin yanından geleceğim demedi bana. Ben babamın evinden geliyorum dedi. Yani ben eşimle aram açıldı, babamın yanına geldim. Ama resmi nikahlı eşimdir.
Ya ben ondan para isteyeceğim, babamdan isteyemeyeceğim diye. Ben evet. o parayla da senin yanına geleceğim. Ben tabii memlekete de gitmedim. Ben inandım şimdi, görmedim bir insan. Dedim tamam, ben de sana göndereyim. Yol parası sendim, çık gel madem geleceksin. Tamam dedi, ben yine güvenmedim. Ben bir miktar postana para çıkardım. Ondan sonra tabii ben güven olmadığından dolayı ben o gelmez hesabına ben de bir 50-100 lira dedim, çıkarayım para. Saat gece 3 beni aradılar. Ben dedi geldim, neredesin? Gittim. Yanına baktım, bir tane kız çocuğu var yanında. Bu kim dedim. Bu da ben dedi kızım. Eşimden olan dedi. Kaç yaşındaydı o kız çocuğu? Yanına hatırlamıyorsam 3 veya 4 yaşında falandı. Yani resmi olarak başka biriyle evliyken evet. Televizyondaki bir akaryazıyla işte evet. arkadaşlık bağlantısı kurulan evet. yerden tanıştınız. Kızını evet. da alıp senin yanına geldi. Hiç görüşmeden yüzüyle. Hiç görüşmeden. Yani ondan nasıl sonra... Nasıl bir cesarettir bu? Nasıl bir karar? Bu benim yanıma geldi. Bir kız çocuğuyla beraber. Ben sabahı ailesine ulaşmaya çalıştım. Hani bildirim. Sonuçta kaçıp gelen bir bayan. Ben annesinin numarasını aldım, babasının numarasını aldım. İşte ailesine bildireyim. Yani kızınız bakın aramayın yani kızınız bana kaçtı geldi şu an resmi imamlık yaptı ama eşim olacak diye geldi. Sen evli miydin o zaman? Yok ben evlilik yapmadım. Evet. Ben babasına telefon açtım, ablasına telefon açtım. Herkese bildirdim. Ne dediler? Belini kalamaz diyor herkes. Yani giden kendisi gitti. Ufak çocuk değil ki yani. İki tokat atalım da hani otur diyelim. Yok tokat da atmayalım da ondan yani. Sonra büyük yaşlı başlı bir insan. Yani biz de karışmayız dediler. Karşı çıkan da olmadı. Hani niye gittin, niye kaçtın diyen de olmamış ona. 3 yıl beraberliğim yaşadım. 3 yıl birlikte yaşadınız. Hiç şimdi, bu arada peki bir yere gidip geldi mi? Hep senin yanında mıydı 3 yıl boyunca? Hep benim yanımdaydı. Evet. Bu kızı arada, da sizinle mi kaldı? Kız da benimle kaldı. Belirli bir süre benimle kaldı. Sonra Çorum Ortaköy'de bu babası var. Kızın öz babası. O telefonla ondan bir ittibada geçtik biz böyle. İsmail dedi, bana yar olmayan bayan sana hiç olmaz. Bir telefonla dedi sana gidiyorsa, bir telefonla dedi senden de başka sana gider. Dedi ve doğru çıktı. O bunu söylemeden sen bunu düşünememiş miydin? İşte... Ne bileyim, o hangi psikolojik mi diyelim, ne bileyim, o zamanki böyle bir topik mi artık ona bilemeyeceğim. O anki tavrına neydi, onu da hatırlamıyorum. Tabii bu 3 yıl benimle beraber kaldı. Çocuğunu ben gönderdim. Babasına gitti çocuk. Tabii, evet. Öz babası. Çocuğu ayırmayalım diye. Tabii bu ben diyor çocuğumu göreceğim diyordu. Gidiyordu, gönderiyordum. Çünkü evet. çocukta bir çocuk var yani, görmemezlik yapmadım. Göstermemezlik de yapmadım. Her seferinde gönderdim ben bunu Çorum'a. Çocuğumu göreceğim dedi. Gidiyordu. Tamam. Geliyordu, gidiyor, geliyordu. İşte ben onu yapmışken ben gönderiyorum. Benim çocuğum var ondan. Benim çocuğumu görmeye gelmiyor. Peki sonra siz nasıl ayrıldınız? O resmen boşandı mı eşinden? Şimdi, siz hiç resmen tabii, evlendiniz mi? Yok ben resmi nikah yapmadım. Eşi mahkemeye verdi, boşandı. Evet. Ondan sonra dedim nikah yapalım. Bir tane çocuğumuz var. Dedim nikahımızı yapalım, çocuğumu dedim, böyle üstlerimi alayım. Dedi tamam dedi. Mahkeme dedi bir bitsin. Mahkeme sonuçlandı. Bunlar. Eşiyle ben İstanbul'da Büyükçekmece'de yüz yüze görüştük. Yüz yüze geldik eşiyle beraber. Sana bir şey söyleyeyim arkadaşım dedi. Dedim söyle. Dedi nikah dedi yapma. Ben... Sen dedi Kastamonu'su, ben de Çorumlu'yum. Daha 10 dakika dedi senden bir görüşmüşlüğüm var. O kadar, başka bir şey yok. Ben senin yanında olsam böyle kadına dedi nikah yapma. Bir dakika, kendisini çünkü terk edip yaptım, giden eşiyle ilgili ben yaptım, onun kaçtığı adamı uyarıyor. Ben yaptım dedi. Ne hale geldim. Muhabbeti yapmış ha, ben olması ne çok hale ilginç. Gerçekten ne? 2 gün, yani, 3 gün sonra sen dedi. Daha henüz boşanmış düşersin, kocasıyla birlikte olmuş. İledir kepaz olursun dedi bana. Dedi yapma. Sen de onu dinleyip nikah yapmadın mı?
harbiden de doğru söylüyorsun. Yalnız yani şimdi tekrarlamış oluyorum ister istemez ama yani yani yanına kaçan kadının eski kocasını dinleyip onunla nikahlanmayan bir konuğum var şu anda. Evet peki. Şimdi adam yanmış. Adam bilmiyor mu hani arabasının nasıl gittiğini? Dedim. Bir zamana bıraktım. Hani olur bakayım durum ne gidecek? Bir pazar sabahı işte benim kızım dünyaya geldi 6 aylıkken. Bir pazar sabahı gezmeye gittim. Evden telefon geldi bana. Dediler eşin çocuklar alıp kaçtı diye. Aslında bunlar benim bir tane oğlum var. Nasıl? Şimdi bu o çocuk. Ben bundan şeyde değilim. Dedi ya bana hani eşimden ben para isteyeceğim. Hamileyim ben hamileyim diye. O parayla sana geleceğim dedi. Şimdi eşine telefon açtım ben. Dedim ki bak eşin dedim hamileymiş. Ben hani o gün sabahsı eşini tekrar geri gönderecektim. Evet. Yani ben benim kitabımda bir şey yazmaz. Abi dedi ben eşimi görmeyeli zaten 6-7 ay oldu. Nasıl hamile olacak dedi. İmkansız. İmkansız dedi. Yalan söyledi. Buranın üstü bana söyledi. Sonra o çocuk oldu mu ki yani? Tabii. Sizin yanınızdayken doğdu. Tabii tabii. Ne kadar sonra doğdu senin yanına geldikten? İstanbul'a ben Trabzon'dan 97-98. 98 İstanbul'a geldim. Yani şu aya bakıyorum 10 ay 8 gün. On ay, onun gün mü? Öyle bir şey. Doktorun senin bana yanına geldikten sonraki süreyi sayıyorsun değil mi yani? Ha, bana geldiği süreden 10 ay, 8 gün. Doktor, benim bir arkadaşım var hastanede, özel doktor. Günü geçmiş dedi. Serum verdiler buna. O şekilde doğum yaptı. Hocam, herhalde bir ayda doktor dedi ki, bunun dedi günü geçmiş. Ya doğma, dediğin doğma, gibi geçmiş. Bir ay geçmez de neyse. Bir ay geçmez. Yani evet. İsmail sen şimdi o çocuğun babası olmayacağını mı düşünüyorsun? Ya işte benim mi, Soner'in mi onu söyle bilmiyorum. Ama Soner'in nüfusuna kayıtlı bu arada. Evet. Soner'le evli olduğu Soner'in için nüfusuna kayıtlı. Ha. Ama babasına telefon açtığımız zaman ben diyor öyle bir çocuğum yoktu diye. İstemiyordu hatta. Ama nüfusunda duruyor. Ama nüfusuna kayıtlı. Giderken oğlunu da mı alıp gitti? Tabii. Oğlunuz yani senin oğlun 10 ay 8 gün bir hamilelik süremiyor herhalde hocam. Tıbben böyle bir şey mümkün değil. Yani. Ve senin oğlunu alıp kızı niye bırakıp gitti 6 aylık bebeği? Benim biraderimin üzerine kayıtlı olduğu için çocuk. Yani şu anda hala o nüfusta o da düzeltilemedi değil mi? Tabii o şekilde düzeltilemedi. Şu an benim biraderim cezaevinde ben onun çıkmasını bekliyorum ki mahkemeye verip tekrar üzerime alacağım. Yani babası çocuğu değil, babası olarak amcası kayıtlı şu anda. Çilemin üzerine. Peki şimdi gitti 6 aylıktı. Ondan sonra 6 aylık çocuğu bıraktı. Hiç ulaşabildin mi sen Hilal'e? Bir daha ne o zamandan bu zamana. Ya arayıp bir sorayım kızım ne yapıyor, öldü mü, yaşıyor mu, sağ mı? Yani bir günle bir telefon açıp diyen nasılsın diyen olmadı. Sonrasında da her bayramda hatırlıyorum o yayında tekrar evlenmişti ve küçük bir çocuğu tabii, vardı. Evlenmişti telefonla işte bağlandığında. Bana dedi geleceğim. En azından ben şunu istiyorum ya bu çocuklar yetim büyümesin. Tamam yetim de büyüyebilir ama anne sevgisinden baba sevgisinden mahrum etmesinler. Ben buna da karşıyım. Bak benim bir tane çocuğum var. Yemin ediyorum. Annem yok diyor. Bana bunu kim yapıyorsun diyor. Düşünemiyorum ya. Şimdi. Yani kelimenin bittiği yer burası abla. Bir de o kadar akıllı ve her şeyin farkında olan bir annem çocuk ki. Annem yok diyor. Bana diyor bu şekil mi yapıyorsun diyor. Yani, bana niye bağırıyorsun diyor. Yetimim ya diyor. Annem yok diyor diyor. Onun için bana bunu yapıyorsun diye. Şimdi dün burada arkadaşlarımla da konuşurken işte onlara abla herkesin annesi var. Herkes anne diyor benim annem yok. Benim annem nerede diye. Ama anneye de en minik bir kızgınlığı da yok. O zaman anneyle ilk telefonda bir seslenişini hatırlıyorum. Ben direkt anneciğim bak, diye seslendim. Kaç bayram geçti? Ya bir bayram arasın. Bu kadar mı vicdansız? Bu kadar mı şeydir ya? Bir insan bu kadar zalim olamaz. Bir bayramda arasın sorsun en azından. Ya alamıyorsa bir karı koyla bir şey göndersin. En az gününün alsın. Desin tamam insan ol. Yani yanlış yapmaz diye bir kayda yok. Herkes yanlış yapar. Belki benim evlilik hayatımda yanlış oldu.
Olmuş ki ondan mı geçti? Başından beri yalnız zaten. Bunu bilmiyorum. Işte. Var illaki olmaz diye bir kaydemiz İsmail, yok. İsmail aslında yani biz bu durumda... Hep doğru gideceğiz diye bir kaydemiz tabii. de yok. İllaki bir yanlışlığımız var. Tabii. Ama İsmail nerede hata yaptığımızı onu bilmiyoruz işte. Şayet evli başında. Kadınla yaşamakla hata yaptım. Ben söyleyeyim sana başında. Net. Olabilir. En başında evli bir kadını tanımadım bir kadını yanına kabul etmek. Ben farkına varamadım. Farkına vardım ama geç farkına vardım. Ama işte bilemiyorsun işte nerede hata yaptığımızı. O anda önümüzde duran olsa, frenlesek aslında önüne toplumsal kurallar, insana dair doğrular fren. Sen bunun farkındaydın. Bunu göz ardı etmeyelim. Evli bir kadını televizyondan, altyazıdan numarasını görüp tanışıp hadi bırak çoluğunu çocuğunu ya yanıma işte... gel bizi kabul etmeyeceksin. İsmail Bey aslında sadece biz evet Öznur'un, Çilem Öznur'un annesini arıyoruz ama senin oğlunu da arıyoruz. Çünkü bana dün Çilem tabii, yayına gelirken dedi ki İnce abla beni Tolga abimle görüştürecek misin dedi. Şimdi ben burada neyin peşindeyim? Burada Soner'in bağlanmasını istiyorum aslında. Soner daha çok iyi biliyor. O bana demişti ki İsmail abi dedi. Bana abi diyordu. Ben dedi eşimi görmeyeli 6 ay oluyordu yani. Bu çocuk benden olup olmaması mümkün değil. Yani senden eğer o çocuk bendense ben DNA testi istiyorum. DNA testi de istiyorsun. Yani eğer şimdi, çocuk eğer benimse ben buradayım. Yani bir an kaçan koşan bir insan. İsmail Bey şu anda kimlerle yaşıyorsunuz? Tekrar annem, evlendiniz mi siz hiç? 3 kişiyiz. Annem, babam, ben bir de kızım yaşıyor. Bir de kızın. Ve senin kızın babaannesine anne diyor. Aynen. Şerife teyze. 10 sene. Yani. Tamam, annemi anne biliyor. Kaç yaşında Şerife anne? 73 yaşında falan. 73 yaşında bir ameliyat olduğu için gelemedi. Evet, kalbinde pil var. O yüzden getiremedim. Öznur'u gördün, onun saçlar da örülü. Öznur'a sordum kim ördü saçlarını diye. Dedi ki annem ördü dedi. Sonra dedi ki annem biliyorsun İncil abla, babaannem aslında. Ben ona anne diyorum diye. Her şeyi de anlatma ihtiyacı hissediyor. Şerife Hanım, merhabalar. Duyabiliyor musunuz Ay. Beni? Nasılsınız? Başkanım da kim ördü dedim diye, annem ördü dedim diye. Yine bir anne diye. Babam ulak kuduna evet. sesleniyor. Evet, Şerife Hanım yayındasın. İnce Ertuğrul ben. Nasılsın, iyi misin? İyi misiniz? İyiyim ben kızım. Her şey... Siz bana dut mu getirmiştiniz o zaman yayında? Evet. Bahçenizden? Evet, evet, evet. Tamam, hatırlıyorum. Tamam, dut zamanı yine istiyorum hakkımı o zaman. Tamam kızım, canınız sağ olsun. Çok teşekkürler. Yine senin torun annesiz evet. boynu bükük Şerife teyze. Evet. İnce Hanım sen misin? Benim. Ben büyümüş mü Çilem, büyümüş mü? Büyümüş, çok güzel bir çocuk yine maşallah. Çok güzel bakmışsın ona ama. Güzel bakmışsın değil mi kızım? Çok güzel bakmışsın. Eline yüreğine sağlık ama sen çok tamam. güzel, ne kadar güzel baksan da annesinin yeri ayrı. Tamam kızım, valla bir şey diyeceğim sana. Sen onları abisiyle görüştü. Onun emeği, merakı abisi. Tolga abim diye. Sen onları bul, onları görüştü. Sana çok dua ederim. İnşallah. Ben duam sana yeter kızım. Ben seni çok seviyorum. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Çok ben ameliyat oldum da gelemedim. Daha yazın tut zamanı yine geleceğim, bulacağım seni. Tamam, inşallah. O zaman abisiyle Çilem'i buluşturmuş vaziyette tamam, oluruz inşallah. Tamam. Çok selamlar. Tamam kızım, yine bulacağım ben seni. Peki sana Çilem annesini soruyor mu? Ne konuşuyor seninle? Babayla Çilem annesini soruyordu. Ben de annemi istemiyorum diye. Tolga abimi istiyorum yine diye. Ben de onu çok seviyorum diye. Onu istiyorum diye. Onu göreceğim diye. Ona göresin Maliye. Ah canım benim ya. Şimdi benim asistanımla konuşmuş sabah. Çilem bir de bence cidden edebiyatla falan da ilgilenmeli. İnşallah o kurs onu sen lütfen devam et. İnsan diyormuş hiç tanımadığı bir abiyi sevebilir mi? Benim bir abim ya. Var. Hiç görmedim, hiç tanımıyorum ama onu çok seviyorum ben ve çok diye, görmek istiyorum. Ben diye abim de beni bülü diyor. Ben abimi tanımıyorum ama diye abim beni diye komşuya bıraktığı zaman diye abim de yanımızdaymış diye. Öyle konuşuyor. Abim beni bülü diyor. Abisini hatırlayacağını düşünüyor ama abi de o zaman daha 3 yaşında mıydı? 3 yaşındaydı. 3 yaşındaydı. Şimdi Şerife Hanım hatta kalın. Hilal Hanım'ın yani Çilem Öznur ismi, ben çocuklara böyle Çilem, Kader gibi isimler verilmesini hiç istemiyorum. Sanki bütün bir ömür onlara o acıyı, başkalarının hatalarını yüklüyormuşsun gibi geliyor bana. O yüzden Öznur diyorum sürekli. Öznur'un dedesi, Hilal'in babası. Neydi ismi arkadaşlar, söylediğiniz zaman anlayamadım. Fahri Bey telefonda şu anda. Fahri Bey merhabalar. Merhaba. Nerede bu kızınız Hilal? Aramamış Çilem'i, söz vermişti. Kızım Ankara'da. Ankara'da. Evet.
Görüşüyor musunuz kızınızla? Görüşüyorum. Sık sık görüşüyor musunuz? Sık sık da görüşüyorum. Eşimin telefonuyla tabii. Evlendi. Kaç çocuğu var o evliliğinden? Bir tane. Bir tane o evliliğinden çocuğu var. Evet, peki evet. İlk evliliğinden olan çocuğu nerede? Burada babasının yanında. Babasının yanında. Evet. Peki İsmail Bey burada. Siz İsmail Bey'le tanıştınız mı hiç, görüştünüz mü? Onun da bir Tolga diye bir oğlu daha var. O nerede? Ya şimdi İnci Hanım, İsmail Bey oraya kızının annesiyle görüşmesi için çıktı. O orada bir sürü yalanlar konuşuyor. Yani özür dilerim, bir sürü yalanlar konuşuyor. Onlara hiç gerek yok. Onun eski eşiyle ne alakası var? O Tolga denen çocuk da benim kızım onun yanına geldiği zaman 3,5 aylık hamileyken geldi. Yalan konuşuyor. Kızını da yanına aldı geldi. Benim kızım çocuğunu bırakıp da gidecek kadar vicdansız biri değil ama bak canlı yayında hangi başka bir kanalda oraya çıktı illa benim kızım illa benim kızım diye diye çocuk kızın elinden orada çocuğu aldılar bunlar kız. O şekil yani o bıraktı kaçtı bıraktı gitti değil kız yağmurdan kaçarken doluya tutuldu yani şimdi eşiyle anlaşamıyordu burada. Evet. Ergenin yanıma geliyordu. 10 defa geldi yani yanıma. İşte eş, dost, bir yakındı komşu köydeydi. Geliyorlardı işte ayıptır, çocuğu var, şunu var, bunu var. Biz de geri gönderiyorduk. Yani şimdi bizim toplumda şöyle bir şey var. Hep bayanı suçlarlar. Yani bayan gitti tamam suçlu. Şöyledir böyle öyle bir şey yok aslında. Ben 20 yıl muhtarlık yaptım. Bak 62 yaşındayım. Ben asla yalanla konuşmam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim kızım eşiyle anlaşamıyordu. Toplumda şöyle bir şey. Deniyorlar ki ya 10 sefer eve gelip giden bir kızı tekrar bir daha gelip niye götürüyorsun? Ya işte ayıptır. Fahri Bey, bir şey söyleyeceğim. Evet. Yalnız burada biz bir hani sizin kızınız Hilal'i ya da kadınları suçluyor değiliz. Bizim söylediğimiz İsmail'in de yaptığı yanlış şu. Sizin kızınız Hilal'in de evliyken başka bir adama gitmesi ve üstelik başka birinden hamileyken de kalkıp gitmesi. Yani Tolga'nın babası İsmail Bey değil mi? Bunu mu söylüyorsunuz hayır, siz? Hayır, kesinlikle. İnci Hanım bak. Ya bundan emin miydin İsmail? Yani boşu boşuna mı çocuğun kafasına bir abi hayali soktu? O yalan konuşuyor. O Tolga denen çocuk. İnanma İnci Hanım, inanma. Alsan inanma. Bakın İnci Hanım. İnci Hanım. Efendim Şerife Hanım. İnanma. Oza geldiği zaman ne hamileyim ne hamilesizim dedi. Planka altında bıraktı bizi. Hamile olabilirim de olamam da dedi. Bizi o zaman kandırdı. Demek o zaman da geldi de hamile. Ay ben bir ay iki ay hamile oldu. Neden belli oldu bilemedim. Ben de hamile olduğumu da bilmiyorum. Olmadığını da biliyorum dedi. Tedavis üstünde kaldım dedi. Babası yalan söylüyor. O Ankara'ya yolladık. Babasının yanına yolladı. Herif Gülgül motorunu sattı. Babasının yanına yolladı. Gülgül iki tane motorunu sattı. Ankara'ya halasını hastaneye gönderdi. Yolladı. İsmail'i sustur yapmasın ha. Beni kızdırmasın. Fahri Bey şimdi kendinden olmayan bir çocuk için niye benim çocuğum diye arasın. Birincisi bu. İkincisi de yani sizin kızınız ilk eşiyle ilgili yanlış bir şey söylemiyor İsmail. İlk eşine haksızlık yapıldığını düşünüyor zaten. Hani bu hamileliğin gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum şimdi. İlk eşine demiş ki benim yanımda değildi. O zaman başka bir adamdan mı bu çocukta? Ya hayır İnci Hanım o benim kızım eşimin yanından kaçtı. Eşimin evinden kaçtı. Benim evimden kaçmadı. O yalan konuşuyor da. Şimdi şöyle bir durum var. DNA testi yaptırsın. O İsmail denilen adam DNA testi yaptırsın. Bakın bu Tolga kim denilmiş. Ya çocuk oraya 3,5 aylık hamileyken gitti buradan. Öyle yok. Nasıl öyle bir şey yok? Falan öyle bir şey yok. Ondan sonra yaptırsın. Yok bunun da. 3,5 aylık olan hamile kadını ben doğru tespit, kabul eder miyim? Kabul eder miydim o zaman ben? O zaman çocuğuna sahip çıksın. En doğru tespit DNA testi yaptırsın. O kadın da yalan. 70 yaşından kadın yalan konuşuyor. Bak, o İsmail'in sonra yaptığı bir işini bir sorun. Neymiş? Benim kızım niye gitmiş? Ne iş yapıyor adam? Bir sorun var. Nerede yapıyor? Kum ben gittim oraya kumun üzerinde yattı kumun. Belediyeden topladığı belediyenin bir boş arsasına
çöplüklerden topladığı teneke parçalarıyla, komple parçalarıyla ev yapmış. Bir sor, ne iş yapıyor? İşini sorun bir. Bayağı tamam. Yani... Tamam İnce Hanım. Efendim Şerife Hanım. Ha. O zaman tamam, evlerimiz yıkıldı. Oraya gece kondu yattı ama ev yapıncaya kadar durduk. Ev yapınca ben kendimi eve soktum. Eve gir kızım, eve git dedim. Ben eve girmem dedi. O zaman devlet hepsine ev verdi. Hepimize ev verdi. Ben o zaman eve girmedi. Ondan sonra o zaman ki demek eve tuttum. Şimdi bu arada ama yani insanların imkanları Fahri, insanların imkanları iyi ev yapmaya el vermeyebilir. Yani belki kendince öyle bir baraka yaptı, o dönemde yaşıyordu ama başka bir ne bileyim yasal olmayan bir iş mi yapıyordu İsmail? Bunu mu ima ediyorsunuz? Ama yani iddianız bu mu? Kendisine sorun mu? Ne iş yaptın? Tamam, ne yapıyordum? Onu söylesene bana. Ne yaptın? Nasıl ev geçin? Ha, ne yaptın? Sor bakayım. Kızıma nasıl geçin sağlıyormuş, nasıl geçin. Neyse İnce Hanım. Ne yapıyormuşum onu söyle bana. Onu ne yapıyorum onu söyle bana. Kapatmak zorunda. Ben burada 70 bin lira karşılığı söz veririm. Bak. Kapatmayın. Benim burada TC kimlik numaram var. TC kimliğim var. Araştırın bakayım. Oraya. Yani kız annesinden görüşmek mi istiyor yoksa tekrar sizce bu... Fahri Bey? 9 yaşında bir kız çocuğu var ve daha önce sizin kızınız Hilal onu arayacağına söz verdi. Şimdi Hilal'in bu ilk evliliğinden olan iki çocuğu babalarının yanında mı? Birisi Hilal'in yanında, erkek o Tolga. Evet. Kız çocuğu babasının yanında. Kız çocuğu babasının yanında. Evet. Şimdiki evliliğinden de bir çocuğu var. Evet, bir de kızı var yine. Tekrar. Bir de bu arada burada olan Öznur var 9 yaşında. Evet. Hiç anneyi tanımıyor. Programı yapma nedenimiz de o işte bizim. Ya ne için tanımıyor? Niye gelemiyor İnce Hanım? Yani hayati tehlikesi bak. Nasıl hayati tehlikesi niye, var? Niye gelemiyor? Niye göremiyor? O adam o niye görmesin? Ben o bir kızımla gidiyorum, getiriyorum arabayla, getiriyorum bayramlarda, görüştürüyorum düğünlerde. Hep buraya geldiğimde gidiyorum, alıyorum, geliyorum, görüştürüyorum. 2 gün, 3 gün yanımda kalıyor. Tekrar geri götürüp teslim ediyorum. Peki 10 senedir nerede? 10 seneden beri bak benim kızını bir gün evini aramış mı? 10 sene geçti, 10 sene. Arayamaz. Niye arayamıyor? Arayamaz. Ne yapmışım ben senin kızına? Hırtlana mı sıkıyorum? Tehdit mi ediyorum? Döveceğim mi diyorum? Bak niye 70 milyon peki, kişi beni dinliyor burada. Niye? 70 milyon kişi beni dinliyor. Tek sen dinlemiyorsun beni burada. Niye ne yapmışım bana onu söyle. Bir tokat mı vurmuşum? Evet, buyur. Fahri Bey ben bir anlamadım. Bir bayramda arasın ya, bir bayramda arasın. Ben de seni kıyam kızım, nasılsın, iyi misin? En azından bir şey alıp göndersin ya, bir hoş tutsun gönlünü ya. Tamam, ayıptır, günahtır onu, ya. Bak 10 yaşına girdi onu, ya. Onu iddia et ya, şimdi benimden değil, bilmem çocuk filancadan eski eşi bağlansın. Ha, öyle bir şey söylemiyor yani. Bakın bir kere, bir dakika. Bağlanması gerekirse bağlansın. Bir dakika. Ya onu söylüyoruz zaten. Biz burada gerçek programını yapıyoruz. Bak İsmail buraya Bey, gerçek İsmail programı Bey. Diyor. İsmail Bey, Fahri Bey buraya gelme nedeni daha önceki programda da yaptığımız gibi Hilal'in kızıyla görüşmesi, Öznur'un annesiyle görüşmesi. Evet. O arada da ben Tolga diye bir abisi olduğunu söyleniyor. Evet. O evde de olmuş o çocuk ve oğluyla da yani abisiyle de görüşmesini istiyor. Ve siz, şimdi sizin söylediğinizden sonra bu şüpheyle birlikte İsmail Bey diyor ki Tolga benim oğlum mu değil mi DNA testi yapılmasını istiyorum. Ama İnce Hanım, telefonda bir sıkıntı var arkadaşlar. Tolga'nın annesinin yanında olmasının sebebi ne acaba? Babam mı istemiyor? İnce Hanım. Efendim Şerife Hanım. 6 ay sonra doğurmadı, 6 ay sonra. Kusura bakmasın, 9 ayda doğurdu. 3 yaşına kadar benim oğlum baktı ona. Yemeklerini ayağının dibine koydu. Kavattık onu kızının ayağının dibine koydu. Kaynılık yaptı benim oğlum onun kızına. Niye yalan anlatıyorlar? Ya mahallede bağlansın ya, ben nasıl bir insansın bana sözünü arkadaşım ya. Fahri Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Bu yani Tolga ile ilgili söylediklerinize babası ne diyor? Yani sizin iddia ettiğiniz kişi ne diyor, eski eşi? Niye yanında, çocuğu yanında değil de niye annesinin yanında, kardeşleri ayrı ayrı? Fahri Bey. Fahri Bey başka biriyle konuşuyor zannediyorum. Buyur, hayır ben dinliyorum. Diyorum ki hani Tolga'yı babası olduğunu iddia ettiğiniz kişi... Bu konuda Tolga ile ilgili ne diyor? Benim oğlum diye sarıyor, sarmalıyor mu? Ya biz Tolga'yı götürdük bakın beyefendi Tolga'yı... Hayır, ne diyor? Eski eşi ne diyor? Kızınızın eski eşi Tolga ile ilgili ne diyor? Niye annesinin yanında? Ya niye kızı yanında da oğlu yanında değil? Ben onu soruyorum. Fahri Bey, kızı yanında da ilk eşinin niye oğlu yanında değil baba oysa? Şimdi şunu söyleyeyim bakın.
bir tane. Ben Tolga'yı, İnce Hanım, biliyor musunuz? Dinliyorum, buyurun. Tolga'yı biz götürdük babasının evine. Evet. Tolga çocuğu, Tolga'yı durduramadılar. 3 yaşındaki çocuk annesi olmadan nasıl durdu? Tolga'yı durduramadılar. 6 aylık çocuk nasıl duruyor annesi olmadan o zaman? O 10 senedir. Durmamış, o da durmamıştı. Onlar da getireydi. Getire teslim edeydi. Ben bakardım. Kızım bakardı yani. Siz niye bakasınız anne babası varken, anlamadım ya ben. Hayır hayır. Diyor ya nasıl durdu? Yani onlar baktı diyor mu? Onlar babası, babası bu. Ya babasının yanına duramadı, ya. Durduramadılar çocuğu. Durduramadığı için annesinin yanına gitti. Evet, annesi. Ama bu gidiyor, ablasıyla görüşüyor, babasıyla görüşüyor, dedesiyle bayramlarda gidiyor yani çocuk. Gitme değil. Şimdi okula gidiyor kocaman çocuk. DNA testi yaptırsın İnce Hanım, bak. Öyle şu tartışmaya gerek yok. Tamam. DNA testi kızınız da bunu kabul ediyorsa bu DNA testini biz yaptırırız. Gerçekten babası İsmail miyim, başka biri mi diye. Ya yalan. Peki. Öyle. Fahri Bey. Ya ben yalan veya doğru diye bir şikayet şey değilim burada. Ya, yalan, ya burada yalan, var az el oğlum bendense eyvallah yalan. Diyorum. Ya benden değilse ben. O benden değil diyor. Öbürü de ama bana, o zaman bak, orada bana Soner'in bana bak. Beni dinle. Bana Soner'in demesine göre İsmail ben eşimle 6 aydır görüşmüyorum da. Bu çocuk nasıl senden benden oluyordu onun demesine göre. Onun bana şüphesi o. Ha bağlasın desin ki İsmail çocuk benimdir arkadaşım desin. Ben eyvallah ya. Ben bir şey demiyorum. Tolga için bir şey demem. Ama benim kızım için ben buradayım. Bana Soner arasın. Desin ki Soner'in bağlanmasını istiyorum. Soner desin ki çocuk desin benim. Ben Soner senden bağlanacak kadar birisi değil ki ya. Soner senden konuşmaz bir daha yalan konuşuyorsun. Soner senden kesinlikle görüşmez ya. Ya Soner nasıl görüşmez? Böyle şey yapacağız. Soner'le beraber gel, yan yana gelmedik mi? Ben ne bileyim yalan konuş. Soner gelmez. Ya kesinlikle. Nereye yalan konuşacağım ya? 70 milyon için yalan mı konuşacağım? Ben yalan mı ya, Müslüman mıyım ya? Ben Müslümanım, Müslüman. Bunları karıştırmayalım. Yalan, bunları karıştırmayalım. Yalan, ben yalan konuşmayalım. Her şey doğruya çıksın burada. Ne yalan konuşacağım? DNA testi yaptırsın. Kimden ise o zaman çıksın. Tamam, bu işin bir boyutu. DNA testi. Ben buraya yalan söylemeye gelmedim ki Allah. Ama ben buraya yalan için gelmedim ben buraya. İsmail Bey, bir sakinleşin. Neyse çıksın piyasaya. Bir sakinleşin. Ama ben hala şunu anlamadım, cevabını yalan alamadım. Sizin kızınız kızıyla niye görüşmüyor? Arasa ne olacaktı? İnce Hanım kızımla niye görüşmüyor? O insanlardan kaçtığı için bak. Ya o ne yapmıştım arkadaşım? Bana onu söyle ya. Ne yapmıştım ya? Ya ne yapmıştım? Bilemezsin bak, bilemezsiniz. Beni de bilemezsiniz. Ya bilemezsiniz. Ne yapmıştım arkadaşım? Bana bunu söyle ya. Arkadaşlık yapmadan, yemeden, içmeden, tanışmadan kimse kimseyi bilmez. Konuşmayla o orada konuşuyor, ben burada konuşuyorum. Fahri Bey, bir saniye. Kızına sorda ne yapmıştım bak, onu desin. Hırsızlık mı yapmışım? Dolandırıcılık mı yapmışım? Aç mı bırakmışım? Açıkta mı kalmış? Ne yapmıştım da desin ki İsmail bana bunu birisinin yaptığını desin, ben şerefsizim ya. Ya birisini desin bana, birisini söylesin. Desin ki İsmail çalışmadın mı? Aç mı kalmış? Açıkta mı kalmış? Kötü yapmışım. Bana bir şey desin. Ya İsmail narak bir insan, İsmail pis bir insan desin ya. Ya deyin daha arkadaşım, daha deyin daha. Ne yapmışım ya, ne yapmışım? Bir sakinleş, bir Fahri Bey. Sabıkam yok benim ya. Tamam, bir sakinleş. Fahri Bey. Fahri Bey. Kızınız bırakıp gittiğinde Öznur daha 6 aylıktı. Evet. 6 aylıktı. Yani sizin torununuzdan bahsediyoruz. Sizin torununuz Öznur'dan. Evet, hiç siz Öznur'u hiç gördünüz mü bir dede olarak? Gördüm. Bir sefer gördü. Tabii ki o zaman benim evim yandıydı. Evim yandı. Eşim demiyorum. Çilem'in annesi. Bakırköy doğum hastanesine evime çıktı. Doğumdan çıktı abi. Eve getirdiğim akşam benim evim yandı. Evim yandı. Sıfıra çıktım. Ha, onun için mi o barakayı sıfıra yapmak çıktım. Zorunda evim yandı kaldı. Benim. Ama şimdiki oturduğum yer, lojmanlarda oturuyorum ben şu an. Bir dakika, yani bir gördüm dediği yeni doğduğu zaman aynen. Mı kastediyor? O zaman o da yani 10 yıldır sen torununu sadece o birkaç aylıkken mi gördün Fahri Bey? Evet. Merak etmiyor musun? Madem ki sorumuz şu aslında, yani, böyle durumlarda bir sakinleşir misin? İsmail Bey kötü bir adam. İsmail Bey kötü insan. Yanlış şeyler yapıyor. O yüzden kızınız kaçtı ya. Bu kötü adamın yanına, bu kötü insanın yanına 6 aylık bir bebeği 10 yıldır niye bıraktınız siz? İnce Hanım,
Benim kızım o bebeği bırakmadı. Onlar zorla aldılar. Bakın orada kızım buraya gelmeden bebek... Tamam, zorla diye... aldıysan sonra dönüp o... çocuğunu yasal velayet olarak alamaz mıydı? Edemez miydi yani? Zaten nikahı yok velayet annede. Tamam. Nikah, resmi nikah olmadığında ama velayet çocuk annede. Şikayet etse hocam ne olurdu? Tabii şikayet etse. Yani çocuk kardeşinin adına zaten. Evet. Efendim. İmkanım. Efendim Şerife Hanım. Lafımızın arasına girdim. Niye İsmail Kadir'in işte kuru içinde biz sorunan çocuğu almışız da Topal Sabri dedisi var. Çocuğu orayı bırakıp kaçıyor da orada. Tolga oğlunu alıyor. Taksi binip de gidiyor. O kaçıp çocuğu orayı elin kapısına bırakıyor da. Zorla mı almışız? Evet doğru, buyurun Fahri Bey. Ha, zorla mı almışız? Çocuğu Topal Sabri dedisi var. Onu evine bırakıyor. Ondan sonra Tolga abi, Tolga oğlunu alıyor. Taksiye binip de gidiyor. Şahitler de geldi kapıya kadar. Evet Fahri Bey, Tolga'yı alıp götürebildiğine göre Öznur'u da alıp götürebilirdi. Bir cevap versin Şerife Hanım, bir cevap versin. Evet. Tolga'yı götürüyor bakın. Tolga'yı götürüyor. Buradan Çorum'dan gelirken kızını yanına alıyor, geliyor da. Bırakmıyor çocuklarını. Peki onu niye... Ben de onu soruyorum. O da onun evladı değil mi işte? Ya, madem Tolga'yı götürüyor, niye onu götürmüyor Öznur'u? İnci Hanım, ben sorumdayım. Ben olayın nasıl olduğunu bilmiyorum. Yalnız o onu da götürmüştü. Giderken bakın. Fahri Bey. Giderken onu da yanına almış gitmişti. Tekrar sonradan bunlar televizyona falan çıktılar. Yalçın Çakır'ın programında çıktı bu adam. Bak hatırlasın. Tamam. Oradan mı buldun kızını? Çıktım. Evet orada. Çıktım. Oradan... Ben gerekirse... Niye çıkmıştınız o programa? Ölümle tehdit ederek yaparak... Allah aşkına Allah. Televizyondan insanları ölümle tehdit mehdit edilemez. Alakası yok. Tehditle mehditle alakası yok. Burada hangi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz biz burada? Başka Türkiye şey mi var burada? Ben sinirlendim ama elim ayağım titriyor. Başka bir yer değil. Belki ben kötü bir adam isem... Kötü bir adamım. Benden kızınız belirli bir nokta evlilik yaptı. Benim burada kız arkadaşım şahittir. Benim çocukluk arkadaşım burada şahittir. 2007'de mi? 2020 değil mi? 2017 mi? Öyle bir yılbaşında hatırlamıyorum. Şu an psikolojim iyice bozuldu. Bana telefon açtı. Dedi ki İsmail, ben dedi Çorum'dayım. Babamın evindeyim. Beni al. Geliyorsan al. Almıyorsan bir daha beni arama. Dedi bana. Bunu söyleyen kızı. Peki ben kötü bir adam isem, ben niye İstanbul'dan Çorum'a tuttum takside, kız kardeşim, ben arkadaşım, üçümüz beraber gittim, eşimi oradan aldım, tekrar İstanbul'a geldim. Beni niye arıyor? Ben kötüyüm. Ben onu gönderdim babasının evine. Bir tartışma oldu. Dedim bana kardeşim yürümüyor işimiz. Aldım hadi güle güle. Ya, hani kendi otobüs parası. Ay tabii ben bıraktım babasına. Otobüse kendi bilmiyordu. Kaçmıştı hani çocuğu alıp. O değil, o bir başka mı? Başka bir şey. Madem ben kötüyüm, verdim otobüs parasını. Adım güle güle kardeşim. İsmail Bey, şimdi gittim. Aslında Fahri Bey konuşuyor. Asıl konuşması gereken Hilal ama Hilal konuşamaz diyor. Herhalde şimdiki evliliği yüzünden mi konuşamaz diyorsunuz Fahri evet, Bey? Evet, İnci Hanım. Şimdi evlendi. Mutlu hayatı var. Evet, mutlu. Hayatı rahat. Rahat. Biz bu olaylardan sonra tekrar eşi de istemiyor zaten. Yani Fahri kızını Bey. Rahatını bozmamak için mi görmek istemiyor? Tabii. Öyle. İşte. Aynen. Mevzu bu işte ya. Mevzu bu ya. Kızımın rahatı değil. Bakın kızımın rahatı mevzu değil. Bu ya. Yazık çocuklara. Fahri Bey yani içerideki bir bu. Şey torununuz içeride ya. Şey siz bari ben deminden beri sizden bekliyorum. İnci Hanım ben bir an önce geleyim ben torunumu göreyim. Ya ben kızım yanlış yapıyor ben doğru yapıyorum. Bir dakika ben şunu söyleyeyim bakın. Beyefendi benim de dinliyor musunuz? Dinliyorum. Ha siz televizyonda başka şey görülüyor da. Şimdi benim... Çocuklarım da yetim. Benim 7 tane, ben ikinci evliliyim. Bakın 18 yıl önce 7 tane benim çocuğum var. 3 tane de evlendiğim hanımın çocuklarını getirdim. Ben bunlara bak, bunları bırakmadım. Bunlara bakayım. Benim çocuklarım da yetim. Yalnız bu beni aşan bir şey. Siz anlatamıyorum herhalde. Ay ya Fahri Bey niye aşsın ya? Tekrar bir insanın oradan bir çocuğu, sonra 3 yaşında bir tane, evliyken başka evet. Bir adamdan bir çocuk. Onu da bırakıp niye gidip başkasıyla neden, evleniyor? Neden? İşte gelsin sizin var. Yanınıza, gelsin sizin yanınıza. Desin ki baba madem sen on boğaza bakıyorsun, ben de çalışırım. Kızıma da bakarız, oğluma da bakarız. Gidip başka bir adamla evlenmiş, bir çocuk da oradan yapmış. Evet. Buradaki Öznur ne yaparsa yapsın ya. 9 yaşında bir Öznur kız çocuğu. Yüzüne bakamıyoruz hiçbirimiz. Gözlerimiz doluyor hepimizin.
Ya gelsin bak ben... Gelsin. Gelsin nereye gelsin? Annesi ne oldu geri bilmiyor. Annesi telefon açmıyor kızına. Nereye gelsin bu annesi çocuk? Annesi buraya yarı yıl tatilinde gelsin buraya. Görüştürecek misin yarı yıl tatilinde? Evet tabii ben dün söyledim. Evet birazdan Dilek Yakar'ın... O DNA testi sonuçlanacak. Acaba yayına gelen Şerife gerçekten onun ablası mı, Ayşe Hanım annesi mi, bu ortaya çıkacak. Dileğin kafasındaki soru işaretini bugünlük bir cevap bulabilecek miyiz? Az sonra sizlerle birlikte ben de bunu öğreneceğim ama onun öncesinde İsmail Bey'den bir DNA isteği geldi şimdi. Siz Tolga'ya bir DNA testi yapılmasını mı istiyorsunuz? İstiyorum ben abla. Ha, çıksın ortak, gerçek ortak, her şey ortaya çıksın. Yani ya, benimse de değilse de. Sıkıntı yok. Yani Hilal'in babası Fahri Bey diyor ki hayır onun babası... Eğer Soner'se babası ben Soner'in bağlanmasını istiyorum. Desin ki İsmail çocuk benim saklıyorum. Ama bu arada ama, çocuk Soner Bey'in yanında da değil. Diğer çocuk yani, babanın yanında ama o çocuk annesi Hilal Hanım'la yaşıyor. Ben burada Soner'in bağlanmasını istiyorum. Bağlansın. Desin ki İsmail çocuk benim benden saklıyorum. Ama değilse diyeceğim ben kızım için bu sahada mücadele edeceğim. Annesine bir şekilde onu... Görüştürmeye uğraşacağım. Şimdi, konuşturmaya uğraşacağım. Fahri Bey, buluşsun. Bizim tabii ki yayını alma nedenimiz Öznur'un, Çilem Öznur'un annesiyle görüşmesiydi. Ve diğer taraftan da Tolga için de aslında benim oğlum olup olmadığından şüpheliyim diyor ve DNA testini istiyor. İki konu var. Önce bir Öznur'la başlayalım istiyorum. Siz şimdi bu yarı yıl tatilinde Hilal'in çocuklarını görmeye geldiğini söylediniz az önce yanınıza. Gelecek evet, gelmedi de gelecek. Gelecek ve evet. Oraya da Öznur'u da biz oraya gönderdiğimizde annesiyle orada görüştürecek misiniz onu? Tabii tabii tabii. Bak yalnız o taraftan kimse olmasın. Öyle istiyorlar. Heh. O taraftan kimse olmasın. Öznur buraya gelsin. Beni de kalabildiği kadar da kalabilir yani. Hemen aynı günü de geri getmeyebilir. İki günü şunun annesiyle kalsın. Beyefendi şunun garantisini Fahri Bey şunun garantisini evet. Nasıl vereceksiniz? Rahatı bozulmasın diye senelerdir öz kızını görmeyen bir anne acaba nasıl davranacak Öznur'a? Şimdi ya ben anne, hekim anne. Olarak yani bu şekilde emanet etmeyi çok doğru bulmuyorum. Evet, yani başka bak, bir tedbir almak lazım. Hiç tanımadığı ben, bir yerde nasıl evet. Kalsın? Garantisini veriyorum. Ben kızımla görüştüm. Eşi kabul etmiyor. Ankara'da orada görüş. Orada görüşmeyi kabul etmiyor. Kendisi dedi ki baba oraya gelsin yarı yıl tatilinde biz oraya köye geleceğiz. Bu yakın komşu köyden ailesi. Oraya geleceğiz. Biz orada görüştük. Öbür kızı da getireyim ben zaten. Onun o babasında olan kızını da getiriyor buraya. Hepsi birlikte görüşüyorlar. Tolga da zaten beraber geliyor. Böyle evet, görüşüyorlar, tabii. Birkaç saat sonra gidiyorlar, öyle mi? Birkaç saat sonra değil. Mesela yarı yıl tatili diyelim kaç gün? Bir hafta. Ha, 4 gün, 5 gün kalıyor burada. Ama siz Öznur'u siz bile tanımıyorsunuz. O çocuk orada nasıl kalacak? Bu çok özel bir görüşme. Aslında burada yanında bir uzmanla görüşmeli yani. Bu çocuk. Kesinlikle. Kalmasa da geri götürebilirsiniz. Biz bunu organize edeceğiz ama Hilal Hanım'ın yani evladıyla telefonda konuşamayacak kadar... Tepki ne? Yok, hayır, hiç izin vermiyormuş. Çok enteresan yani. Orası niye? Beni aşan peki. Bir şey canım. Orası beni aşan bir şey. Bakın ben orasını... Her gün şu isterim. Yayında annelik, yani babalık tanımı yapmak zorunda kalmak kadar acı bir şey yok. Maalesef, ya şimdi maalesef. Tamam da o iş 9 yıllık, 10 yıllık önceki bir meseleyi... Mesele anladım. Değil çocuk. Fahri Bey büyüğümsünüz hiç şey yapmak istemiyorum. Çocuktan bahsediyoruz. 9 yıl 10 yıldır tamam. Annesi hayattayken yanında evet. Bir kere olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. Evet. Dedesi hayattayken bir kere saçını okşamadığı bir torundan bahsediyoruz. Bu çocuğun ya, elinden çalınan haklarından bahsediyoruz. Getirsinler. De görüşme daha bana ya gelir, onların getirmesini niye bekliyorsunuz Fahri Bey? Ben onu anlatamıyorum. Siz niye sahip çıkamıyorsunuz bu çocuğa? Ben bunu soruyorum. Ya annesi var. Annesinin sahip çıkmadığının da sebepleri var işte. Ne yani sebebi ne var? Var? Her türlü sebep var. Yani bana bir sebep gösterebilir mi? Yeni evliliğinde kocası damdan izin düşen, vermiyor. Damdan düşen bilir demiş. Damın ama, kenarında durmayacaksın düşmek için. Ben Hasan Bey'e bir şey sormak istiyorum. Şimdi şefkat ve sevgi görmek bir çocuğun temel hakkı. Bizim evet, de bunun altında olur. İmzamız var. Tabii ki. İhmal yoluyla istismar da bir suç. Yani bu şimdi bu hanımefendiye... İhmal yoluyla istismar davası açılsa bir şey elde edilebilir şimdi, mi? Elde edilir. Hatta biz geçen programlarda da hocam bu konularla ilgili olarak bir takım Türk Ceza Kanunu'nun
nafaka, gözetim, işte bu tarz ihmali davranışlarla velayet görevinin kötüye kullanılması hususlarıyla ilgili olarak TCK zaten bu konuyla ilgili olarak cezayı düzenlemiş. Hatta biz bir önceki programda için biz meclise bu konuyla ilgili olarak bir teklifte bulunduk. Yeni yargı paketi içerisinde bu nafaka, bakım ve gözetim görevini yerine getirmeyen baba, anne, her kimse onlara ilişkin cezaların arttırılması ve caydırıcı hale getirdi. Var düzenlemeler. Yalnız bizim düzenlemelerimiz biraz daha böyle cezalar az olduğu için caydırıcı olmaktan uzak oluyor. Hocam, dünyaya bir can getiriyorsanız, evet, bir insan, sorumluluğunu alacaksınız. Yoksa orada git biriyle bir ilişki yaşa, hemen bir çocuk yap, onu bırak. Sonra git burada bir ilişki yaşa, ona bir evlilik adını tak, başka biriyle evliyken oraya bir çocuk bırak. Sonra git başka bir yerde bir çocuk, bakın dört ayrı yerde çocuklardan bahsediyoruz. Gerçekten çok acı. Yani şu anda inşallah görüşecekler. Bir kere görüştükten sonra bu çocukla o bağın sürekli olabileceği garantisini de veremiyoruz biz. Yani bir kere görecek bir çocuk, anneyi görecek. O annenin yanında sonraki evliliğinden olan çocuğunu kucakladığını gördüğünde ne hissedecek ya? Yani bir uzman gözetiminde bu ilişki tesis edilmezse ben daha çok yaralanacağını ve çocuğun menfaatini olmayacağını düşünüyorum. Onun için zaten söylüyorum hocam. Yani evet. Orada bir uzman olmalı ve nasıl olacağına dair bir yol haritası sözü vermeli Hilal Hanım. Kesinlikle. Geldim, televizyon programına gene çıkmış İsmail. Bir kere telefonda söz vermiştim, çıkmadım. Şimdi gideyim bir göreyim, hazır tatile gitmişken. Sonra döneyim, kocamla mutlu hayatıma devam edeyim öbür yeni çocukla. Ben, yani kızımın, nasıl bir şey ben kızımın peşindeyim. Gerekirse burada yatacağım o kızım için. Ne yapmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekirse ben o kızım annesiyle buluşturacağım. İsmail Bey, keşke bir burada yatmanız, burada her gün durmanız bunları çözmeye yetse. Ya, biz de buna razıyız ama emin olun Hasan Bey'in dediği, o bizim de başvurusunu yaptığımız, aslında buradan bütün STK'lardan da destek istiyoruz. Biz kamuoyu desteği lazım. İnsanlara biz anne baba, yani bununla ilgili bir ehliyet yok ne yazık ki ama... Dünyaya bir çocuk getiren insanları bunun sorumluluğunu hatırlayacak yasal düzenlemelere ihtiyacımız var. Kesinlikle. Başka türlü olmuyor. O kesinlikle cezaları çekecekler. Sen bakmıyorsan evladına bedelini ödemek zorundasın. Kesinlikle. Diyor ki, kesinlikle, babası diyor ki getirse. Peki 10 yaş, şu an benim kızım 10 yaşında. 10 yaşına gelene kadar 10 sene geçmiş. Bir güne bir gün ya telefon açıp da ya İsmail çocuğu gönder. Annesi bir görsün. İsmail şimdi tamam. Dese, İsmail, 10 sene kadar İsmail onlarda hata var. Dede hala şunu söylüyor. Diyor ki getirsinler. Allah, gelip görmek diye bir hevesi hevası. 10 seneye kadar neredeymiş İsmail, hocam? İsmail tamam doğrudur da yani sen hiç kızını böyle bindirdin otobüse, bir dedesinin yanına götürdün mü hocam hiç? Aramaktansa ben kızımı nereye göndereyim? Ya ne alakası var nasıl İsmail? Nasıl hocam alakası? Ya bir dakika, bir kızım arayacak, senin bir deden var ben deyip. Otogarda bekliyorum. İsmail aramasını bekleme. Bak şimdi yani... Tabii ki karşı tarafın hatasını ben azımsamıyorum ama sen de hadi kızım bir dedenlere götür. Sonuçta bak tamam, çocuğun hayatını perişan etmişsiniz. Ama ben şimdi Çorum'u bilmiyorum hocam. Ben şimdi bir telefon açarsın akşam, İsmail. Arayan yok hocam. İsmail getirin, sen bir ara bekliyoruz. Adam muhtarlık yapmış 20 sene. Bilinen bir adam muhtemelen bu. Tamam bilinen bir hocam da. Sen şimdi bir git bakalım ya, bu kızın bir dedesi var görsün diye bir yani ben nereye gideceğim? Bana bunu söyler misin hocam? Ben şimdi vallahi arayan bulur İsmail. Şimdi bu saatten sonra şöyle yapacağız. Biz bir uzman denetiminde, bir pedagog eşliğinde önce bir görüşme yapacağız. Öznur'la onu bir görüştüreceğiz. Daha öncesindeki telefon konuşmasından önce de bunu yapmıştık. Onu hazırlamıştık. Yani böyle pat diye anneyle konuşturmamıştık. Sonrasında bu görüşmeyi en doğru şekilde nasıl sokarız onu konuşacağız. Hilal Hanım lütfen en azından bir telefona çıkın da arkadaşlarıma ve o uzmanla sizi görüştürsünler. Bu çocukla bu ilişkiyi nasıl sürdüreceğinize dair bir şeyler söyleyin. Ona göre planlayalım. Çocuk gelip bir kere anneyi gördü, gitti, hayatı mahvoldu, olmasın. Onun sözünü bize bir versin. Bunun da takipçisi olarak ben Fahri Bey sizden söz almak istiyorum yayında. Bu görüşmeyi kamera gerisinde kızınızla lütfen yaptırın. İnce Hanım, o kişinin derdi, bak ben şunu açık söyleyeyim, o kişinin derdi o kızın annesiyle görüşmesi falan değil. Ne derdi, bak, ne? Ha, o başka, o öyle konuşmaları, şimdi oraya o çıktı, kızım torununla ben annesini görüştürecek. Yarı yıl tatilinde ekibiniz getirsin buraya, getirsin, görüştürsün. DNA testle yapsın bak. Tamam, ben de bunu diyorum zaten. Sonrasında da diyorum Hilal Hanım,
Öznur'la görüşmelerini nasıl sürdüreceğine dair bize bir bir şeyler zaman, anlatsın, bir söz versin. Ona göre bu çocuğu gönderelim. Geldi bir kere anneyi gördü, bütün hayalleri yıkıldı olmasın. Onu söylüyorum Sefari Bey. Hayır hayır hayır. Kesinlikle hayalleri tamam. de yıkılmaz. Nasıl oluyor, nasıl yapılması gerekiyorsa tamam. ben o sözü siz tamam. Biraz, ben o sözü sizden aldım sayıyorum. Ben geldiğiniz zaman inşallah görürsünüz nasıl birisi olduğunu, nasıl bir yer olduğunu. Yalnız bu şeyler bu sadece çocuğum şey içinde şimdiye kadar bana denilseydi ben 100 defa gösterdim. 100 defa. Fahri Bey aynı şeyleri tekrarlayarak diğer konuklarımı zamanından çalıyorum. Tamam, siz tamam, o torunun dedesi olarak o adımı atmalıydınız zaten onlardan beklemeden. Özür dilerim. Aynen öyle. Şimdi, yok öyle. Özür dilemeniz için demiyorum. Ben bütün bu konuşmaları gördüğünüzde siz de zaten gözünün içine bir kere baktığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Öyle oldu. Yani evet. Öyle aynen. olmalıydı ama. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bakalım Hilal nasıl izliyor şu yayın evinden çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Evladına nasıl sarılıyorsun Hilal diğer çocuklarına diye. Ah Dilek Hanım 28 yaşında genç bir anne. Bugün yayına oğluyla geldi. Oğlu dışarıda çok tatlı bir çocuğu var. Ve Dilek bize biyolojik ailesini bulmak için başvurmuştu. Sonrasında da Dilek'in ailesi biz olabiliriz diye arayanlar oldu. Bir hatırlayalım hikayemizi. Sonra DNA testi var size paylaşacağım sonuçlarını. Evlatlık olduğunu 27 yaşında öğrenen ve biyolojik ailesini arayan Dilek Yakar'ın babası olabileceğini iddia eden Kazım Bey'in DNA testi sonucu babası olmadığı ortaya çıkmıştı. Sakin gözükmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim size. Hani merak, heyecan hepsi bir arada aslında çok karışık şu an. O zarfların içerisinden hangi sonuç çıkacak? Dilek'in yanında oturan Kazım Bey onun babası mı ya da yayına gelen Şerife ablası mı? Bunu ortaya çıkaracağız. DNA testi sonuçları canlı yayında açıklandı. Ya oradan iki ayrı insan olarak çıkıp gideceksiniz stüdyoda ama bir tanışıklık kalacak ve ortak acınız kalacak. Ya da Kazım Bey. Ya da. Kızım diye. Kızım diye sarılacağım. Kokusunu içime çekeceğim. Daha fazla bekletmeyelim, açalım. ...091 kodlu çocuğun biyolojik babası olamayacağı. Fatma, Dilek'in annesi mi? Bir an önce açın canım yoksa... Yoksa bozuşacağız diyorsun. Bilmiyorum, ben heyecandan öleceğim artık. Fatma Hanım'dan DNA örneği almadık. Buraya Şerife Hanım geldi. Ben ablası olabilirim Dilek'in diye. Kodlu kişinin aynı anne ve babadan kardeş olma olasılıklarının söz konusu olduğunu bildirir ekspertiz raporudur. Allah, hocam ne demek bu? Yani şimdi bu söz konusu hocam ne demek? Buna bir... Bir dakika değildir demiyor, kardeş olabilir diyor. Önce bir sakin. Bir sakinleşelim. Akraba mı, kardeş mi? Söylemek istediği şu, kardeş olma olasılığını dışlayamıyor. Yani ortak noktalar var genetikte. Ama anne babadan bakılmadan %100 çocuğudur denemez. Yani çünkü %100 diyebilmek için %70'in üstünde tutması lazım genlerin. Dolayısıyla bizden bir ikinci DNA mı isteniyor? İkinci DNA gerekiyor. İkinci DNA ile ancak doğrulanabilir bu. Fatma Hanım'dan, anneden bir DNA tabii. örneği almamız gerekiyor. Aynen. Ben olduğuna inanıyorum. Beklemediğim bir sonuçtu. Evet. Dilek Yakar, Fatma'nın kızı mı? Sonra ne yaptık? Sonra Fatma Hanım'dan o DNA örneğini aldık. DNA testlerini yaptırdık ve şimdi de sonucu geldi. Arkadaşlarım onu bana ulaştıracaklar. Dilek, ikinci kez aynı şeyi yaşayacağız. Bakalım ne çıkacak bu kez zarfta? Hiç belki bilmiyorum. Bir akrabalık bağı, belki annen olduğu gerçeği. Evet. Heyecanla bekliyorum. Heyecanla bekliyorsun. Fatma Hanım da telefonda, o da heyecanla bekliyor. Fatma Hanım duyabiliyor musunuz beni? Evet. Sesiniz çok emin geliyor. Ha? İnşallah. İnşallah. Yanınızdaki kim Fatma Hanım? Torun mu? Torunum evet. Torununuz maşallah. Şimdi zarfı açacağım ama siz inanıyorum dediniz. Çok eminsiniz kendinizden ama Dilek hikayede o örtüşmeyen taraflar onun hep şüpheyle bakmasına sebep oluyor. Bakalım bir. Nasip diyoruz artık İlcanım. Yanınızda başka biri var mı? Yalnız değilsiniz değil mi?
Torundan başka kim var yanınızda? Torunlar var, kayınpederim var, eşim var. Ha, kalabalıksınız. Herkes heyecanla bekliyor. Herkes heyecanla bekliyor. Kızınız Şerife Hanım da telefonda. Buraya programa gelen, Dilek benim kardeşim diyen Şerife. Evet. Bugün artık merakınızın, yani o soru cevaplanacak. Benim içimde öyle bir his var ki o benim kardeşim, hala üstüne basa basa diyorum. Bu kadar emin. Duygu anlatılmaz, size anlatamam. Çok eminsin. Zaten sizin ve... Zaten emin olaraktan Hı-hı. geldim. Bir şey ben oraya itti. Hı-hı. Hala da onun arkasındayım. Bana bir şey öyle diyor içimden. O senin kardeşin diyor. O senin kardeşin. Gördüğünde de aynı şekilde hissettiğini aynen, söyledi. Aynen. Ona ben otogarda sarıldığımda da içimden bir şey koptu benim. Ya bu anlatılacak bir duygu değil. Anlatamam size. Ama tabii ki sen yıllardır da... Özlemlerimiz bitti diyorum artık. Kayıp olan kardeşini merak ediyorsun bir yandan tabii ki. Ve aynen, çok o merak dilek ediyorum. Olabilir ona sarılmak istiyor. O zaman anlatılmaz. Alalım mı artık zarfı? Çağatay, alalım artık. Daha fazla uzatmayalım. Daha fazla bekletmeyelim konuklarımızı. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ikinci DNA testi yaptırmamızın sebebi, birincisinde Şerife Hanım'dan alınan örnekte kardeş olma ihtimalinden söz ediyordu. Yani ama bunu anlamak için de anne babadan DNA testi gerekiyordu. O örnek alındı. Dilek, bakalım ne çıkacak. İndiremiyorum. Gene burada bir şeyler var, benim anlamadım hocam, onları size vereceğim ama sonucunda biyolojik annesi olamayacağına kanaat getirilmiştir diyor. Fatma Hanım. Çok emindiniz ama hocam şunlar ne demek, onları ben anlamadım. Fatma Hanımcığım. Efendim. Çok üzgünüm Dilek. Ben de ailemden emindim. Aynen. Size anlatılan hikayeden tabii ki. Orada yani, çünkü birkaç aylık bir fark var arada. Uzak bir akrabalık var. Yani aynı genazında uzaktan bir, belki 3 nesil önce, 4 nesil önce bir ortak bir şeyiniz varmış ama değil. Valla o akrabayı araştıracak bile takat kalmadı artık. Ben de gerçekten şu 1,5 senede hani artık yani konuştuklarımın, sorularımın cevabını bulamıyorum. Yok. Dilek, bu senin durumdaki herkes için aynı zorluk ve bu çok ağır evet. bir yük. Yani şimdi kimim, neyim, nereden geldim, bu salondaki biriyle akraba olabilirsin, biri bir şey saklıyorsa. Ben yolda gördüğüm herkes annem zannediyorum. Acaba benziyor muyum, nerelisin? Hani herkes aynaya baktığımda böyle ben yani kimin kızıyım, kime benziyorum, bu merak zaten hani çok fazla bende. Ama bundan sonra da şöyle bir karar aldım. Zaten büyük ihtimal çıkmayacak. Hiç öyle çıkmayacak. Hiç belli yani bu saate ki. Kadar ben çıkmayacak bir, 12 yıl insan... sonrasında yani önce annenin gelip çocuğunu aradığını, aradan 10-12 yıl geçtikten sonra evet. evladın gelip anneyi aradığını gördüm. Ya ben bu 1,5 senedir hani 52 çaba yıl sonra gösterdim. İster sosyal medya üzerinden veya televizyon arkasında karşıma çıktığı zaman bu hislerle aynı şekilde ona bakabilir miyim onu bilmiyorum. Ha, bu kadar süre suskun kal. Tabii ki şimdi bu hikayelerde karşı taraf hayatta mı değil mi onu da bilmeden arama ya, yapıyoruz. İlla ki yani, vefat etmiş olsa bir yerden haberi gelecekti. Bir tanıdığı, bir akrabası bir yerden haberi mutlaka gelecekti. Olur diyorsunuz. Büyük ihtimal anne, baba ikisi de ayrı bir hayat kurdular. Hayat kurdukları insanlara bahsetmediler bu konudan ve hayatı perişan olacak diye büyük ihtimal çıkmıyorlar. Ama ben inanıyorum. Yok mu sayılır? Ben Allah'a güveniyorum. Bir şekilde karşıma çıkacaklar, bana muhtaç olacaklar onlar. Ya yani bu vicdanı sızlayacak. Ya çocukları bakmayacak ya bir şey olacak, ha benim burada bir kızım vardı diye düşünecekler. Ama o zaman eski Dilek kalır mı onu bilmiyorum. Çünkü ben de bir aile geçindiriyorum. Şu 1,5 senedir ben kendi anneliğimi artık gösteremez oldum çocuğuma. Hani psikolojik olarak da destek almayı düşünüyorum bu saatten sonra. Şöyle de bir karar aldım. Hani Allah göstermesin tabii ki istemiyorum ama hani eşimden ayrılırım. İleride oğluma gelin alacağım zaman kendi kendime söz verdim. DNA yaptırıp ondan sonra. Çünkü ben o çocuğun günahına giremem. Hep bu şüpheyle. Tabii ki. Ben o günaha giremem yani. Öyle bir şey yapamam. Benim çocuğum ileride böyle bir şey çıktığı zaman, bana sorduğu zaman ben cevabını veremem. Ki kendi hayatımla da hani aynı şekilde. Bu DNA'yı yaptıracağım.
Ama eninde sonunda yani çıkmıyor. Hani çıkmama sebeplerine ben soruma cevap alamıyorum artık. Hani çıkmama sebebi ne olabilir? Dilek, bilgileri bir kere daha tekrarlayalım. Bir kere daha tekrarlayalım. Şöyle de bir şey var artık bu yeni teknolojiyle. Bu programı, bu yayını izlemedikleri ihtimalini göze aldığımızda bile daha sonra bir şekilde internetten tekrar izleyebilirler ve birileri konuşmaya karar verebilir. Biz bunun örneklerini çok gördük. Onlar için bir kere daha sen bildiklerini bir söyle lütfen. 20 Mart 1991 yılında Antalya'da özel bir klinikte evlilik dışı meydana gelip evlatlık verilmişim. Bu özellikle annem bunu söylemiyordu ama yani tabii bu çıkacak olan aile ve Ramazan ayları olduğunu söyledi annem bunu bana. Bu da çok önemli bir detay aslında. Hani doktorun öldüğünü, hemşirenin yaşadığını ya hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz. 20 Mart'ta herkes çocuk doğurmuyor. 20 Mart'ta ya özel bir gündür. Yani 20 Mart bu doğum günü. Hani bir kız evladı, evlilik dışı da olsa. Bilgilerim bunlardan ibaret. 20 Mart 1991 doğumluyum. Antalya'da Kepez bölgesinde. Verildiğin anda orada kaç kişi vardı onu da söyle. Anne, baba, babaanne veya anneanne onu tam olarak bilmiyoruz. Ya bu şekilde Doktor Bey'in kliniğinden veriliyorum. Ve ufak tefek esmer bir hanımefendi 15-16 yaşlarında anne evet. Düşünülen kişi. Burnunun üstünde bir ben olduğu söyleniyor. Belirgin bir et beni varmış. Orada genç sarışın bir bey varmış. O da baba olabilir deniyor ama aslında emin de değiliz. Baba evet, başka bir hikaye akraman. Çok belki fazla abi. Değişmeye onlar, başladı. Evet, çünkü. Onlar çok değişiyor. Ve Dileğin de hemen gözünün altında, sağ gözünün altında gül şeklinde minik bir doğum lekesi var. Bu da kalıtsal olabilir, aileden birinde olabilir. Lütfen etrafınızda böyle biri varsa, bu şekilde bir evlatlık verme hikayesi varsa, işte o bebek büyüdü ve Dilek şimdi ailesini arıyor. Özellikle de kardeşleri evet, var mı? Kardeş. Onları merak ediyor. Fatma Hanım dayanamadı, telefonu kapattı galiba. O da çok üzgün. Fatma Hanım, istiyorsanız buyurun gelin, sizin evladınızı da arayalım. Yani telefonda değilsiniz ama ben yani sizin de umutlarınız kırıldı. Onun için de çok acı bir durum bu. Ha, bağlandı mı tekrar? Fatma Hanım. Efendim. Çok inanmıştınız ama uzaktan akrabasınız yalnız. Böyle bir durum var Dilek'le. Uzaktan da olsa bir akrabalık bağınız var ama kızınız değil. Ne yapalım İnci Hanım? Çok inanmıştınız ama evet. Aynen inanmıştım, inanıyordum ama. İstiyorsanız değil. Buyurun gelin. Sizin evladınızı arayalım. Belki onu buluruz ha. İsterseniz şu anda gelme şansım yok İnci Hanım. Tamam. Tamam. Bir kendinize, durumunuza bir bakın. Hazır olduğunuzda ben sizi bekliyorum. Belki sizin evladınızı bulup sizi kavuşturmak kısmet olur. Dilek buna vesile olmuş olur ve çok mutlu olur bundan da şüphesiz. Nasip diyelim artık İnci Hanım ya. Çok sevgiler gönderiyorum size de. İnci Hanım yani efendim, şimdi buyurun. Böyle tarihleri, yılı, kahramanları bu kadar spesifik bir olayda çok bile net. Belki de 10 tane aday çıktı. Yani biz demek ki bu olaylar çok. Yani bakın çok Mart fazla. Diyoruz, yıl diyoruz, sarışın, yeşil gözlü, uzun boylu diyoruz, genç. Bir bakıyoruz 10 kişi diyor ki aa bu olabilir, bizim de hikayemiz böyle diyor. Yani ne kadar çok benzer ama, konu yaşanmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu o kadar hani böyle net olmasına rağmen. Evet. Demek ki çok böyle vaka var dışarıda. Ama öyle her görmüş. Fırsatta tekrarladığımız gibi evlat edinme işleminin de yasal bir tabii. Süreci var. Ona uygun yapılırsa hiç bunlar yaşanmayacak. Bu yürekler de bu kadar yaralanmayacak. Dilek kendini hazır hissettiğinde Dilek o merakına yenilecek. Yine ben onu misafir edeceğime inanıyorum. Belki de yine bir ihbar gelecek ve biz seni tekrar davet edeceğiz. O hani güzel belki haberi vereceğiz Dilek. Şu an yaşadığın Dilek. Duygulardan şu kaynaklı. Şu an çok normal hani, bu yorgunluğu yani, hissetme. Kusuruma bakmayın hani bir hayır, şey söylediysem de. Hayır biz Dilek'ciğim biz soru sorarken böyle kendimizi kasarak ne yapsak diye böyle burada eğilip bükerek soruyoruz. Belki hissedilmiyor dışarıda evet, ama evet. Sizin içinizde kopan o fırtınalarla baş etmek hiç kolay şeyler. Ya dışarı çevresi hani o kadar artık annem babam olsun, eşim olsun, çocuğum olsun hani dışarıdan hissediyorlar ama kendi başıma o sorumluluğu hissetmek o kadar kötü bir şey ki hani kendi içimde yaşamak, çok fazla hissettirmemeye çalışmak çünkü ben de bir anneyim. Hani hiç çocuğuma ne kadar hissettirme yani hissettirmeyeyim. Anneliğimi düzgün yapabilmek için hani içime atmak zorunda kalıyorum. Hani inşallah çabalarım sonuç bulur. İnşallah, İnşallah çıkar. Olur diyorum. İnşallah. Şimdi bakalım Dilek'le ilgili bunun sonrasında hangi ihbarlar gelecek? Bilgileri tekrarladı sevgili seyirciler. Size bir şey ifade ediyorsa lütfen bizi arayınız diyorum. 71 yaşında bir hanımefendi Ayşe Hanım. O da annesinin için geldi buraya. 96 yaşında Allah uzun ömürler versin. Annesiyle 2 yıl 3 aydır görüşmediğini söylüyor. Ayşe Hanım,
Niye görüşemiyorsunuz annenizle? Ne oldu? Şimdi kaç kardeşsiniz? Biz böyle şimdi oradan... 4 kardeştik. Küçük kardeşim vefat etti. Allah rahmet eylesin. O küçük kardeşim annemle beraber kalıyordu. Evet. Bana yakın oturuyordu ve onlarla ben ilgileniyordum. Nerede oturuyordunuz? Bursa İncirli Caddesi'nde. Tamam. Kardeşim vefat etti. Sonra 6 ay ablam bakıyordu annemi, 6 ay ben bakıyordum. Evet. Yani annem yalnız kalamadı kardeşim ölünce. Öyle paylaştık. Sonra ablam dedi ki devamlı ben bakayım anneme dedi. Yani şimdi o ev ablamla ikimizin üstüneydi. Bizim annem ölene kadar ya satmaya niyetimiz yoktu. Annemindi yani o ev. Evet. Ama hani miras davası için bazı olaylar oldu. Annem o evi bizim üstümüze yaptı. Bizim üstümüze derken kız kardeşinize. Ablamla ikimizin. Evet, iki kızın üzerine. Yani evet. Sorunumuz hiç öyle olmadı hiçbir şey yani. Sonra teyzemin apartmanında bir daire tuttular. Annem oraya taşındı. Birkaç sene öyle oldu. Nasıl olduysa kardeşim, büyük oğlan, zaten bir tane oğlan kardeşim var. O zaten uzun zamandır Antalya'da yaşıyor. Yani evet. Bursa'yla yani geliyor gidiyor işte öyle yani. İki hı-hı. oğlu var, ilk hanımı Bursalı. Nasıl olduysa ablam bana dedi ki zaten pek de böyle pek ilgilenemiyordum annemle. Yani tamam görüşüyorduk, konuşuyorduk, bir sorunumuz yok. Hatta resimimiz bayramda, anneler gününde bizim köyümüz var Yenişehir'de. Orada annemin babası gömülü. Annemi hep oraya götürüyorduk. Eniştem sağ olsun bizi de götürüyor diye. Göl kenarında balık yiyorduk hepimiz yani resimlerim de var. Ondan sonra annemi hep ziyaret ettirdik mezarına. Hep diyordu ben de buraya gömüleceğim diyordu annem yani. Her şey çok güzel. Benim oğlan kardeşimle bir husumetim de yok, bir şeyim de yok. Mesela zamanında hani annem ben ilgileniyorum yakın oturuyor ya bana. Evet. Kafası estiği zaman alıp eşyalarını gelirdi annem nerede kalırdı. Ben o zaman tabii ki evimde yani ben ilgilenmiyorum. Çünkü o var ya güzel yemek de yapar. Ondan sonra biz hiç ses çıkarmazdık. Bak ablam da buna şahittir. Biz ablamla ikimiz bakarken bizden para isterdi verirdik. Yani. Erkek kardeşime. Evet. Ablam da verirdi şimdi yani şey yapmayayım yani bunu tamam. Herkes biliyor. Bunu akrabalarımız da biliyor yani herkes biliyor yani. Ne oldu sonra Ayşe Hanım? Ben de bilmiyorum İnce Hanım ne olduğunu bilmiyorum. Ablam bana dedi ki bir kere birkaç kere sık gelmiş teyzemin küçük oğluyla görüşmüş. Ablamın demesi ben tabii bir şey demiyorum. Plan yapmışlar. Ondan sonra kardeşim telefon açmış. Demiş abla ben annemi gelip alacağım demiş. Şimdi bak biz ablam da ses çıkaramadı. Ondan sonra gelip aldı ama niye ses çıkaramadı konu da bu. Zaten az biraz para istesin vermeyelim işte asarım keserim yani. Hani kabadayı gibi ailenize zarar veririm çoluk çocuğumuza. Yani biz yani tehditler de var bizde bu oğlan kardeşimde. Her şey gayet iyiydi sorun yoktu. Ondan sonra böyle işte ablam da ses çıkaramadı. Ablamız zaten bir oğlu vefat etti trafik kazasında İstanbul'da o yaşayan oğlu. Zaten ablam üzgün dünyası yani yıkıldı. 3 tane yetim bıraktı mesela. Tabii ablam da ben de ses çıkaramadım. Hani karışmayayım işe fazla çünkü onlar bu işlerle ilgili diye. Aldı annemi gitti o gidiş İnce Hanım. Mesela ben kandil oldu. Annemi aradım. 5 kere arka arkaya alt kere yani bütün aradım. Hiç açmadı. Yeniden ya en sonunda açtı telefonu attı bir yere. Aç şu telefonu değil mi? Açmadı. Yani annem bana yasak. Ayşe Ablama Hanım, da söylemiş. Erkek kardeşiniz annenizi alıp Antalya'ya götürdü. Bir süre onun yanında kalmasını isteyebilir. Yani gelip ya. Aldığında hani bir sorun yoksa annem biraz da bende kalsın deseydi. Ama yani tamam kalsın orayı anlamadım canım. Niye böyle ama şimdi bak biz ne konuşabiliyoruz annemle. Ne gidip annemi ziyaret edebiliyoruz. Benim büyük oğlum yani şöyle sakinleştiriciler de yaşıyor. Çünkü ona annem büyüttü. Yani annemle görüştürmemek için benim oğlan telefon açıyor büyük oğlum. Ondan sonra kavga çıkartıyor. O da işte şöyle yaparım böyle yaparım. Benim oğlan da diyor ki yani sen bize bir şey yapamazsın. Sen artık yaşlandın senin kabadayını ben aldım. Yani böyle tartışmalar oluyor. Ona da yasak. Yani bir sürü annemin telefonu işte bu dayısının düşmanı müşmanı annemin aklına girdi. Annem oğluma... Yani ondan sonra benim oğlum tabii yıkıldı. Çünkü bak hepimizde bütün ailede herkes bir yana annem için benim büyük oğlum bir yana bunu akrabalarımız bilir, komşularımız, arkadaşlarımız bilir. Bu böyle yani. Annem her zaman Faik benim der.
Ya onun Ayşe için ölme öldü. Gerçekten anlayamıyorum. Yani siz bak, şey, 71 yaşındasınız. Anneciğiniz yani, 96 yani. Yaşında ve 2 yıl 3 aydır sesini bile duymadım diyorsun. Duymadım yani. Şimdi bir kere teyzemin iki oğlu gitti ilk zamanlar. Evet. Ne konuştular bilmiyorum. Çünkü o evi satarken benim emlakçı arkadaşım sattı. Evi ben sattım oldu. Anlatabiliyor muyum? Size bırakılan ev mi satıldı? He, o ablamla ikimize. Biz sattık yani. Annem de gelmiyor, oturmuyor. Bunun biz, için mi küstü abin, kardeşiniz şimdi acaba? Şimdi onun için küsmedi. Hiç bak, o zaman gidip yine gelme yapıyorduk. Onlar küsmedi. Hiç çevre, şey, şimdi onu ilgilendirmiyor bu konu yani. Ayşe Hanım, peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi annenizin oturduğu ev iki kıza bıraktı anneniz. Başka bir mal mülk kaldı mı babadan? Bak şimdi. Yani şimdi acaba bir miras yüzünden mi küstü tamam, size kardeşiniz? Tamam bak, oraya da geleyim. Çok gerilere artık 30-40 sene önce. O zaman ben Almanya'daydım yani. Hı hı. Şimdi babam vefat etti. Şimdi bizim Genç Osmanlı'da bir evimiz var. Böyle kerpiçten gece kondu, büyüdüğümüz çocukluk evimiz. Ondan sonra dediler ki o ev viran. Kızların durumu iyi. Ablamla eniştem de emekli öğretmen, evleri var. Ondan sonra oğlanların durumu iyi değil. İki katlı meskende bir ev vardı. Bu da oğlanların olsun dediler. Tamam. Ölen kardeşim de kabul etti. Bir katında o, bir katında o, ikisi oturuyorlardı orada. Biz de tamam dedik. Ama sözde bir kanun işlem yok. Tamam. Şimdi bu kardeşim o zamanlar Dolmuş'ta çalışıyor. Bak bir yanın var, derifesini düzeltsinler. Dolmuş'ta çalışıyor. Gelmiş annemle ablamı her gün geliyormuş. O zamanki zamanda anne 70 lira kazandım. Bu dolmuşu satıyor adam, alayım demiş. Şimdi tamam demiş annem de, al demiş. Şimdi tabii şimdi onların hakkı o meskendeki ev ya. Evet. Ondan sonra onu satmaya kalktı. Tabii oğlan kardeşim dedi ki rahmetli. Ben evimi sattırmam abi. Yarısını satarsam alırım. Benim de çoluğum çocuğum var. Ben bir ev alırım kendime. Bir ev yaparım tamam. diye o biraz eve razı gelmedi. Anlatırsak. Bu şimdi geldi gitti, geldi gitti. Annemle ablamı ikna etti bu işe. O ev satıldı mı sonra? O bir küçük kardeşim sessizdi. O meskendeki evin Tamam, bizim aranızda bir kırgınlık mı ablamla gibi? Bizim eski o kerpiç evin öbür ev satılınca aranızda bir kırgınlık mı oldu? Yeri iyi yani mesela. Hani o postanenin yanında. Şimdi razı oldu. Ben razı olmadım evin satılmasına. Niye razı olmadım? Ya şimdi satacak evi yani ne yapacağız? Dörde beş oldu. Razı olmadım daha sonra. Oradan taktı bana bu. Ha kırgınlık orada. Ha. Peki şimdi. Taktı şimdi bir dakika taktı. Bu şimdi yine de o evi sattı İnce Hanım. Sattı. Şimdi nasıl sattı? Benim eşim anneme gitti. Ben yoktum. Ya yeni gelmiştik Almanya'dan. Gitti. Ondan sonra eşim lavaboya gitmiş. Ablam diyormuş ki. O ev orada duruyordu. Ne oluyor sanki anne demiş. O demiş araba dördümüzün olur demiş. Yani para getirir demiş yani. O çalışır demiş. Biz de ortak oluruz. Böyle kandırdı. Yani siz aslında miras kavgası ki, yüzünden birazcık birbirinize kırgınsınız. Ha, anladın mı? Onu sürüyor onu bilmiyorum. Yani eşim bana dedi ki Ayşe. O kardeşim. Tamam satıldı o ev. Ha, önemli satıldı. Oraya geçelim. Ben dedi ben biz Trabzonlu beşim biz de hanım malına göz konmaz satsın dedi. Tamam. Sat. Notere gittik imza verdik sattık İnce Hanım. Arabayı aldı. Evet. Birazcık tabii borç kaldı. Tamam. Biz de dedik ki abla kendisi de gelse abla dört tekerlek hepimizin. Birer tane tekerlek ortakız yani. Dedim ki ablacığım sen de çalış öde ama araba bozulursa tamiratını biz katkıda bulunuruz. Böyle o arabayı da sattı İnce Hanım. Karılarla kızlarla yedi. Karısını da boşadı. Gitti Antalya'ya. Tamam. Peki. Oh, bitmeyecek diye korktum. Gitti Antalya. Film gibi yani. Gitti Antalya'ya. Antalya'ya gitti Kazım Bey ve şimdi yaklaşık 2,5 yıldır da annesini alıp götürmüş. Ve Ayşe Hanım 2,5 yıldır, 2 yıl, 3 aydır annesinin sesini bile duymamış. Ama ablanız Ümmü Hanım annenizle telefonda konuşuyor dediniz. Ümmü Hanım hatta bir ona bir soralım. En son ne zaman konuşmuş annesiyle Hatice Hanım'la. Ümmü Hanım merhaba. Ümmü Hanım televizyonun sesini kapatır mısınız lütfen? Ümmü Hanım televizyonu mu kapattınız? Telefonu kapatmasın yanlış anladım. Şimdi kapattı çünkü kardeşimden korkuyor. Şimdi neden korkuyor? Şimdi böyle ben şimdi televizyonun sesinden başka odaya gittim ben. Ha, tamam. Tamam abla kız sesini kız televizyonun. Ha, televizyondan ayrı yerdeyim ben. Tamam. Ha, tamam. Telefondan konuşalım. Ümmü Hanım nasılsınız? Evet.
Teşekkür ederim İnce Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kız kardeşiniz annenizle 2 yıl 3 aydır görüşemediğini, sesini bile evet, duymadığını söylüyor. Siz görüşebiliyor musunuz? Ben annem uzun süre benimle de görüşmedi. Fakat ben ne yaptım annemle görüşmeyi sağladım. Evet. Şimdi her hafta cuma günleri görüşüyorum. Ha görüşebiliyorsunuz. Evet ben görüşüyorum. Peki kısa. Telefonda konuşayım nasıl, sağlığı nasıl, iyi mi bir kere onu sorayım. Annemin sağlığı iyi bilmiyorum. Çok iyi, mutlu gözüküyor telefonda. Yani telefonda sesi öyle geliyor. Peki Ayşe Hanım niye görüşemiyor? Gayet güzel anlatıyor. Peki Ayşe Hanım'la niye görüşmüyor? Ayşe Hanım'dan kardeşim küs olduğu için onunla görüşmüyor. Hatta geçenlerde ben dedim... annem dedi ki ben 2 sene oldu dedi, 2 seneyi geçti beni dolaşmaya gelmediniz dedi. Ben de dedim ki geleceğiz de peki dedim gelelim dedim. Kardeşim çünkü telefonu tutuyor, annem öyle konuşuyor. Evet. Ben de dedim ki gelelim dedim, Ayşe ile beraber gelelim dedim. Kardeşim Ayşe'yi kabul etmedi, oğlan kardeşim. Ama yani o görüşmeyebilir Ayşe Hanım'la da, annenizin görüşmesini niye engelliyor ki? Annemin görüşmesini engelliyor işte, bilmiyorum. Onu yapmıyor. Siz de gidip ziyaret de etmediniz mi 2,5 yıldır yani annenize hiç? Ben de hiç gitmedim. Hep telefonla görüştüm. Çünkü şöyle bir şey var İnce Hanım, herhalde sanırım annem de bizi görüşme... Hani gideceğim dese, annem söylese herhalde getirir. Annem de öyle bir şey demek aklına gelmiyor çünkü 90 yaşından fazla. 96 yaşında. Aklına mı gelmiyor? Siz kaç yaşındasınız sorabilir miyim izninizle? 13 ay var aramızda. Ben 48 doğumluyum, ben de 72 yaşındayım. Evet, yani bu yaşlarda yani bir anne hayatta, Allah ömürler vermiş, uzun ömürler versin, yanında olmamak, onu görmemek gerçekten benim aklım almıyor. İnsan dayanamaz işte, gider Ümmü Hanım. Ay yani öyle diyorsunuz ama işte olmuyor. Gitseniz yani ne olur ki o kapıya mesela, Ayşe Hanım'la birlikte gitseniz annenizi görmeye, kardeşinizin evine şimdi, ne olur? Biz şimdi gitsek oraya... Kardeşim bana diyor hadi abla gidelim diyor ama evet, işte kabul etmez diye de vazgeçiyoruz. Allah Allah. Daha doğrusu korkuyoruz desene abla yani. Asarım keselim diyor, çocuklarınıza zarar evet, verelim demiyor evet, mu? Evet öyle. Sen öyle. Benden daha çok korkmuyor musun? Korkuyorum. O halde niye söylemiyorsun? Söyledi. Öyle işte bana da neler yaptı aslında. Ağlamayın lütfen. Ay, nasıl ağlamıyorum İnce Hanım? Ağlamayın lütfen. Yani. Erkek kardeşiniz kaç yaşında? O da 62 falan. Ben 62 olur mu canım? O da 70 yaşında. 3 yok, yaş var. Şimdi 2 yaş var aramız. Tamam 69-70 olabilir yani. Bu yaşlar artık en olgun olması yani gereken yaşlar. Akılanmadı gitti. Ne diyeyim ama yani? Akılanmadı gitti. Bizi korkutuyor işte yani. Nedir korktunuz Ümmü Hanım? Şimdi yani bana neler yaptı derken. Nedir korktuğunuz şey? Ya telefonda işte. Telefonda tehdit ediyor. İşte evlatlarınıza şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Ay ne yapar 70 yaşında ama bir dayı bir de diyor sizin evlatlarınız. Bana taslı WhatsApp'ta yazmış, silinmiş, çok aradım. Yapacağından değil de. Yani yapar da belki. Şimdi diyor ki gazetede her gün okuyorsunuz aile facialarını diyor. Yani bir şakaya almayın diyor. Daha ne evet, diyelim biz evet, ne yapalım İnce Hanım yani ya lütfen. Bunlar tabii öyle sizin, ediyor, evet. Bunlar sizin iddialarınız ama ben Kazım Bey bunlara cevap versin isterim. Arkadaşlarım Kazım Bey de yayına bağlanıyor dediler. Hatta mı Kazım Bey? Kazım Bey merhabalar. Merhabayım. Valla burada ablalarınız var, biri telefonda. Evet ben konuşmaları izledim ben. Evet şaşırdık. Dinledim. Buyurun. Dinledim. Şimdi ben onlara gereken şeyleri her zaman için söyledim. Ben onların yanına gittiğim zaman, telefon açtığım zaman annemle görüşmek istediğim zaman annem konuşmak istemiyor, bırakın. Şey yaptım, hayır, kaç sefer yürü, hayır, en kaç büyük yeminimi yaparım. Kapattılar. Hayır, 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 yalan söyleme. Yalan sen hatta bak, bir dakika, bir dakika. Beni dinle. Annem, ben, sen önce beni şimdi, dinle. Bakın, bak, benim senden işim olmaz. Anneni görecek. Tabii yok benim işim. Bak, annem katil tatlar olmuştu, ben de yatıyordu. Abla mide kanaması geçirdim. Ben ona annemle konuşayım, konuştun. Ablacığım dedim, oralarda yalnız ne yapıyorsun? Bursa'ya gel dedim sana. Beni kaç sefer görüştürdünüz. Beni kadısan dedi ki, beni belediye gömer dedi. Geldin kılmadın annene aldın gittin. Sen annenle görüşüyordun değil mi? Senin çocuğun bana ne dedi? Seni falezlerden atarım dedi. Ben buradayım, gelsin dedim, beni falezlerden...
Teşekkürler. Beni kimse kılıma dokandırtırmam, kılıma dokandır. Bunu hadi buradan... Kazım Bey, Kazım Bey bir saniye. Kesin etmek bakımından değil. Kazım Bey lütfen. Ay yatsınlar sizi falezlerden yeğenleriniz. Evet, Allah aşkına neredesiniz siz lütfen. Kelimeyi bile yuttun yorum. İnce Hanım, İnce Hanım. Kelimeyi bile yuttun. Bir sakin buyurun Bayan Kazım Bey. Bayanlardan bunları ya, görüştürürken çocuğu bana söyledi bunları. Yani şimdi ben doğru mu anladım? Onlar sizin annenizle telefonda konuşmanıza şey, izin vermedi diye. Şimdi de siz mi izin vermiyorsunuz? Hayır hiç kesinlikle öyle bir şey yok. Ben annemi buraya getireli bu aydan sonra falan işte olacak. Biz Şubat'ın sonunda geldik. İki sene olacak yani. İki sene bitmek Ekim'de üzere. Ekim'de götüreceğim. İnce Hanım Ekim'de. Ablam da söylesin. Ekim'de götürdü. Ekim'de götürdü. Evet. Onun yanında kalıyordu. Ben annemin evine gittim. O abla de annem ben dedi senden kalmak istiyorum dedi. Bundan sonra dedi. Tamam dedim ben de. Ama dedim bak ben her şeyi yani söyleyeceksin. Benden kalacaksan tamam. Bana bakarım nasıl tabii. Nasıl her şey? Kazım bir dakika bakar mısın? Faik'le kavga sen, ettiysen benim sen, suçum ne? Ben sana ne yaptım? Ya, ne yaptım? Sen bana bir günden bir güne arayıp da kardeşim beni de annemden görüştür. Ben senden özür diliyorum dedin mi? Ben sen görüştüysen ben görüşüyordum. Kazım niye öyle diyorsun? İstediğin zaman geliyordum. Eski komşuların telefonu olsa konuşsalar. Yapma ya yalan konuşma. Buyurun dedim. Sen de konuşma. Konuşma. Benim sırtıma mı çıkacaksın? Konuşma. Buyur sen de gel buraya. Şimdi sizin kardeşim. Annemizi görecekseniz buraya gelin. Ben 600 kilometre geliyorum. Hadi oradan siz de buyurun gelin. Geliriz. Siz kimlerle yaşıyorsunuz şu anda Kazım Bey? Ben annem, eşim, üçümüz yaşıyoruz. Eşi yok İnce Hanım. Eşi yabancıyı da gitti memleketine boşanma davası açmış. Gelip bütün eski işte mahallede bile anlatmış. Bak İnce Hanım. Benim eşimin telefonunu da bir yarın bağlanırsanız boşanma davası olan değil. Orada evinin mahkemesi var. Şu anda evde mahkemesi misiniz? Mahkemesi için gitti. Bir ay. Bir sene oldu ev mahkemesi bitmedi. Eşiniz ne zaman gitti Kazım Bey? Bir mahkeme oldu. Bu ay bir mahkeme daha olacak. Ne zaman gitti eşiniz? 6 ay falan oluyor. 6 aydır siz kaç yaşındasınız? Ben 70 yaşındayım. 70 yaşında? Yani 69 da... 69-70. Annenize tek başınıza bakıyorsunuz o zaman siz. Evet. Annenizin sağlığı nasıl onu merak ettim ben bu arada. Annemin sağlığı açarsınız şeyi. Evde sağlık şey var Taş Devlet Hastanesi'ne. Annemin sağlığının nasıl annenizin olduğunu. Annenizin bir sesini duysak burada kızı var. Telefonda buyurun, diğer kızı buyursun. Var. Annem şimdi çok işimin arasında aradınız. Bir dakika ben annemi de vereyim. Şu anda annem namaz kılıyor. O zaman şöyle yapalım. Annesiniz namazını kılsın. Biz o arada bir reklam arası verelim. Onun ardından 2,5 sene sonra Ayşe Hanım annesinin sesini ilk defa duyacak. Kazım Bey siz de yine lütfen hatta kalın. Sizinle konuşmak istediklerim var. Evet birazdan bu konuya geçeceğim ama stüdyomda 71 yaşında bir hanımefendi var ve 96 yaşındaki annesini 2 yıl 3 aydır görmediğini söylüyor. Sesini dahi duymadığını söylüyor ve buna sebep olarak da annelerini alıp Antalya'ya götüren erkek kardeşlerini gösteriyor. Erkek kardeş Kazım Bey de telefonda. O da diyor ki siz de daha önce annem Bursa'da sizin yanınızda yaşarken beni onunla konuşturmadınız. Yalan söylüyor İnce Hanım yani bak... Anneme demiş ki anne ben geleceğim demiş. Yani ilk hanımından son zamanlarda ikinci evlenmişti. Ben de anne gelmesin dedim. Annem de gelmesin dedi. Bu bizi dinlemedi. Minibüsü çekti kapıyı eşyalarını aldı geldi. Ben o zaman çektim demin anlattığım gibi. Biz bir epey zaman durdular. Ben hiç yani ilgilenmiyorum. Artık onlar kendi kendilerine küçük olan kardeşim varken. Ondan sonra bu bir kaza yaptı. Şeyde çarptı hafifimiz omuzu filan. Ben yani ona ne kadar üzüldüm, ne kadar yardımcı olmaya çalıştım. Kardeş tabii ki. Ondan sonracıma, yani benim onunla o dediği gibi husumetim yok. Ben onu annemi telefonda yasaklamadım. Her zaman konuştu. Konuştu telefonda geldi annemi yazlıktan aldı götürdü. Ya hatta zaten... bak götürdü annem bilmiyorum hatırlar mı annemin maaşını aldı. Anneme de o zamanki parayla 1.000 lira ekmek parası bıraktı gitti. Birkaç gün sonra geldi annem böyle böyle anlattı bana. Annem anlattı bana bunları ben onların içinde değilim yani. Onlar şu o ne derse desin benim dediklerim hep doğru. Sormak istiyorum. Kazım Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben annem özgür insan. 96 yaşında ben kimseye baskı yapmıyorum. Annem burada ne istiyorsa
Her şey olsun. Ben her gün geliyorsun şey Bursa'ya. Niye annemi de getirmiyorsun? Dayımı benim döşeğinde ben, ziyaret ettin de annemi getirmedin bir helallaşmaya. Aha orada Tevhide yengem, Mücahit, ne bileyim Fatma, Zen, Nur hepsi şahit. Hepsi. Neye şahitler? Neye anlamadım. Dayım o kadar, annem gitti 2-3 gün sonra dayım öldü. Biliyorsun ikisi birbirine ne kadar aşık şimdi, kardeştiler. Şimdi, sen gittin, şimdi, gitmişsin şimdi yengeme demişsin bana, ki. Bir dakika, şimdi, bakın, yengeme bakın, demişsin bakın, ki. Ben anneme tekerlekli sandalye aldım, götürüyorum. Bana duygu sömürüsü yapmayın. Ben gerçekleri söylüyorum. Tevhide yengem ben, orada söylesin. Mücahit orada ben, söylesin. Ben onlardan ben, duydum. Ben bunları peki, yaparken yanında değildim. Peki ben size bir babam şey söyleyeyim da, ya. Peki şey, Ayşe Hanım, bir konuşsun Kazım Bey'de. Ablalarının Antalya'ya gideceklerine... Kaşa kalkana gideceklerini günlerdir, haftalardır duyan insanlar neden helallaşmaya gelmemişler? Ya dayım öldü be, öldü. Yataktan kalkamadı, öldü. Helallaşmadan aldın götürdün. Sen dayımı görmedin mi neredeydi? Ben resimler var mı? Yani böyle demeyin ablanız için de Kazım Bey. Lütfen, şimdi, gel, lütfen. Ben bir saniye. Bunu şey yapma. Ümmü Hanım da gelip göremediğini söylüyor. Beni dinleyecekseniz tamam. Koyayım. Dinlemeyecekseniz yayından çıkarım. Bak, dinleyeceğim ona. Zaten de sizinle ilgili söyledikleri iddialara cevap verin ben istiyorum. Ben şimdi hangi iddialarını hepsini ben burada söyleyeceğim. Onlar bana cevap verecekler. Ben isterlerse çıkarım oraya. Bütün buyurun gelin. Her şeyime hazırım cevabı. Getirdim. Hadi bakalım dinliyorum seni. Şimdi... İsterseniz şöyle, ben buraya geldi annemi getirmeden önce herkesin haberi vardı. Dayım hastaydı. Biz de ben dayımı gittim gördüm de. Ben annemi buraya niye gelirken, götürmedin? Sen gördün dayımı annemi niye götürmedin? Şey, bakın bir şey söylüyorum. Bir konuşsun Kazım Bey. Kızlar değil. Bir ya 7 sene annemin maaşlarını alan, 7 sene annemi bir odada bırakıp da şeylere giden damadı dahi annemden helallaşmaya gelmedi. Böyle hangi şey hangi damadı soruyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hangi damadı gelmedi odaya kapattı annemi? İkisi de gelmedi. Kimse gelmedi. Hepinizin haberi vardı. Kazım şimdi geldiniz bak. Biliyorsun Tonyalı'yı. Bir dakika. Biliyorsun Tonyalı'yı. Biz bir gün geldi. Önce haberimiz aynı oldu. Aynı apartmanda teyzeme geldi. Bana orada hesabını kitabını şeyini çıkardı. Gitti. 7 sene annem onların yanında duruyor. 7 sene maaşlarını ne diyorsun ya? Ya mesele annemi, maaş mı? Ben anlamadım. Anneyi görme isteği mi? Anneni neden annesi neden o kayınvalidesine helallaşmadı? Ya onu ya Kazım şimdi annem hanım, demiş ki sen siz tabii bir üst kattaki teyzeme geliyor. Altta kayınvalidesine gelmiyor. Kimden bahsediyorsunuz? Şimdi ya, eniştenizi tamam eniştenizi bırakalım bir kenara da ben anlamadım. Şimdi burada sorun annenizin aldığı maaşlar mı? İki tane maaşı var dendi. Yoksa çocuklarını görmek istedim. Maaş sorun değil. Bir evlat annesine her zaman için Allah'ın nezdine bakmaya mecburdur. Tamam sırayla tamam, bakın ne güzel her şeydin. Annem ameliyatlar şey oldu. Söylüyorum. Annem hastalar oldu. Neredin? Nazım bir kere şey ölümcül hastaydın. Neredeydin? Bir Ayşe Hanımcığım bir sakinleşin. Eğer böyle araya gireceklerse, buyurun Kazım Bey. Buyurun. Konuşmayayım. Buyurun. Hepiniz çok heyecanlısınız kardeşler olarak. Heyecanlı ne yapabilirim? Ben benim yapım bu. Ben biraz yüksek konuşurum. Böyle heyecanlı. Demek ki ablanız da size çekmiş. Evet. Ablanıza çekmişsiniz. Anamıza çekmişsiniz. Şimdi benim annem nüfus kağıdında 96 yaşını gösteriyor. Evet. Annem burada annemin sağlık konusuna herkese buradan bak kaç devlet hastanesi evde ya sağlık. Ya o değil sorun zaten anneciniz sizin şimdi, yanınızdaysa onunla birazdan konuşacağız. Benim gönül isteğinle gelmiş. Bu kadının 4 katlı evi vardı. 4. katını ben yaptırdım İnci Hanım. Hani diyorlar ya arabaydı bilmem neydi. Arabalara 15 bin liralık ben evi sattım, 43 bin liralık araba aldım ben İnci Hanım. Kazım Bey, 96 yaşındaki... Ben bunları dediğim zaten annem geldi, ben dedi bu iki katlı evi onlara veriyorum dedi. Konuştum dedi, sen dedi arabayı alacaksın dedi, razı mısın sonra pişman olma dedim. Olmam dedim, bu konuda şahitlerim de var. Ondan sonra annem bunlara iki katlı evi verdi. Ben tamam, arabayı aldım. Bak dinliyor musun? Dinliyorum. Ben aldım. Ondan sonra annem evin üstüne bir kat yaptırdı. Kendi parasıyla. Bir de kira aldı, bir kattan kira aldı parasıyla. Ondan sonra bir gün benim teyze kızım Canan Doğan var. Kendisi orada. Ben Antalya'dan mağazamı sattım.
Bursa'ya geldim. Onlar da kalıyor çünkü çok böyle benim yani benim bu kardeşlerimle çok daha iyi bana şey yaptı yani. Ve daha hala da aynıdır. Onda otururken annem geldi. Oğlum dedi bak üçüncü katı dedi yaptırıyorum dedi borçlarım var dedi. Kazım Bey bir şey söyleyeceğim. Onlar oldu bir Kazım Bey bunlar kaç yıl? Dedi. Tamam ben bunlar... Evin üstüne de param varmış madem dedi. Evin üstüne bir katta sen çık dedi. Dört kardeş Kazım... dördüncü birer daire dedi. Bakın birer kat dedi. Önce Kazım Bey anlaşıldı. Burada mesele para meselesi 70 küsur yaşındaki hanımlar 96 yaşındaki. Ayşe Şahinler Ayşe ablam. Annelerini görmek istiyorlar. Siz de görebilirsiniz diyorsunuz. Nedir mesele? Yani bunlar gelmiş geçmiş şeyler. 96 bugün var ya. Öğretmen emlakçıya satmış. Dedi ki bana Ayşe beni de sattın gel dedi ya. Yapma ya. Bir tek tuğlası bile yok. Bir tek tuğlası bile yok. Ablama sana bir tek tuğlam yok. Ya şimdi bu arada Ümmü Hanım. Bu arada Kazım Bey. Ümmü Hanım da diyor ki Kazım bize öyle şeyler yaptı ki diyor diğer ablanızla. Sizden korktuğunu söylüyor. Ümmü Hanım hatta mısınız? İkinize benim haberim yok ya. Tamam işte buyur bak annem burada. Ben anneme şunu söyle bunu şu. Bir sakin olun da gerçekten 96 yaşında bir hanımefendinin 70, 72 ve 69, 70 yaşındaki çocuklar arasında kalmak zorunda olması kadar acı bir şey var mı ya? Bu annem kimsenin arasında kalmıyor. Annem buyursun gelsinler diyor. Alalım yani annenizi bir telefonu. Büyük Ümmü Hanım daha yeni söyledim. Buyurun gelin dedim ya. Niye yeni? Daha evin işte zaten sen dedi gel. Ayşe şey gelmeyecek dedim. Özür dileyecek dedim. Ben neyin özür dileyeceğim ya? Dilesen evet benden beni falezlerden atacak çocuğun için... Ya niye falezlerden? Çocuğum da sen de benden özür dileyecektin. Bu ciddi bir iddia suçlu arasında bulunur. Ben senden bir şey yaptım özür dilemiyorum. Kusura bakma hiç bekleme. Sen benden özür dileyeceksin. Anneme o kelimeyi söylediğin sen için. Sen annene dört anneme o kelimeyi söylediğin için sen benden özür dileyeceksin. Ya siz kardeşsiniz Allah aşkına yapmayın ya. Dördüncü katı benim yaptırdığım evi dördüncü katı benim yapmayın siz kardeşsiniz Kazım Bey. Ben verdiğim parasını sana. Allah aşkına özür dilemek kadar güzel bir şey var. Mesele özürse büyüklerim adına ben sizden de özür dilerim. Sizden de özür dilerim. Barış için yeter. Bu kadar mı bir özür mü? Yok ya. O eskileri çok böyle karıştırırsa. Ne ölüsüne ne ölüm. Evet efendim Mahfey. Evet Mahfey. Yani Kazım Bey de Ayşe Hanım'ı suçluyor. Sizleri suçluyor. Şimdi sen Ümmü Hanım abla. Abla ben seni suçlamıyorum. Bak orasını dikkat et. Ben suçlamıyorum seni. Benim bile haberim yoktu demedin mi? Evden. Bana kaç yıl mi? Önce satıldı bu ev? Ya. Vallahi bilmiyorum uzun seneler oldu. Allah aşkına hala onu küstün. Bir dakika 30 sene bile mi oluyor? 30 sene. 30 sene. Kadının 4 katlı evinden kadın kiraya kadın düşüyor. Kadın değil anneniz. Ben usta parası gönderdim Almanya'dan. İsmail 30 sene boyunca. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya. Yapma kaç kuruşuna. 10 bin lira vermişsin. Onu da katıyla aldım. İki tane maaşını aldılar yediler. Peki niye otur? Ayda annemin evi var. Yanında hasta kardeşim var. Biz ne yiyelim parasını ya? Kazım Bey peki 30 yıldır niye almadınız annenizi? Güleyim bari. Annem evinde oturuyordu. Ne yedik biz parasını? Kardeşim vardı hasta. Sen geliyordun da Nazım'ı sofraya tutturmuyordun be. Para getirmiyorsun diye. Ben evlendiğimde... Ay yapmayın kardeşsiniz siz. Kazım Bey. Kazım Bey yani şimdi bu söylediğiniz doğruysa annenize... Alnımın teriyle yedim. Kimsenin 5 kuruşunu yemedim. Afiyet olsun, afiyet olsun, afiyet olsun. Kazım Bey. Kazım Bey. 70 yaşındayım ben. Nüfus kağıdımda 6 ay geç yazılması. Ben şu an yılbaşı doğumluyum. Tam yılbaşında 70 yaşına geldim. Ne mutlu sana. Daha hala çalışıyorum ben. Alnımın teriyle çalışıyorum. Gelin aynı bakın burada. Benim annemin iyiliğini aşının dolabına bir bakın. Şeyine bakın. Benim anneme hiçbir kimse daha böyle hayatına bakmayın. Bana günlerce ediyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Arada kalan Kazım bir Kazım Bey. Üç tane yani anne, benim büyüğüm insansınız. Anneniz arada kalıyor. Bir şey. Kıtası. Ben... Hiç bir şeye gerek yok. Annesini görmek isteyen binsin arabaya buyursun gelsin. Ha ben Şubat ayında. Sen Bursa'ya. Şubat ayının içinde. Ben Bursa'ya geleceğim. Mümkün olursa annemi de getireceğim. Ben sizi peki bir şöyle yapalım. Görsünler. Ben sizi görsünler. Benim misafirim olun. Benim misafirim olun. Ulaşımınızı da karşılayacağız biz sizin. Buyurun gelin. Yarın burada biz sizi bir görüşelim. Ümmü Hanım da gelsin.
Tamam. Ne zaman? Yarın buyurun gelin, benim misafirim kusur, olun. Benim işim var. Ben yarın falan gelemem. Ben pazartesi bekliyorum o zaman. Ben müsait pazartesi olduğunu, bekliyorum. Yok, hayır, pazartesi de değil. Ben Şubat ayında gideceğim Bursa'ya. Ne iş yapıyorsunuz Kazım Bey? Ben ne iş yapıyorsunuz Kazım Bey? Ben arabalı satıyorum. Transfer yapıyordum yaşım dolduğundan dolayı iki senedir yapamıyorum. Transfere peki annenizi alalım, davet edelim buraya, kızlarıyla buluşturalım. Ben zeytin topladım. Zeytin topladım. 70 yaşında adamım ben. Zeytin topladım. Daha bir hafta öncesine kadar. Bir annenizi alabilir miyim telefonu? Aslında tabii, onu buraya davet etmek istiyorum. O buyursun gelsin. Evet, misafirim benim, olsun. Buyurun, Ümmü Hanım da gelsin burada. Buluşturalım biz sizi. Gelecek mi? Gelsin anne. Bak gelin önce konuş. Alo. Merhabalar hanımefendi. Nasılsınız Hatice Hanım? Hani şöyle, annenin kulakları biraz ağır duyar da. Hatice anne, Hanım ne yapıyorsun, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim, ben kızın Ayşe. Ayşe. Kim Ayşe? Kızın Ayşe'yim, özlemedin mi bizi, Faik'i falan özlemedin mi? Diyormuşsun ya ablama Ayşe ile Faik'i çok özledim diye. Neyse kızım, tanıdık olsun. Hepimizi seviyorum ama bir şey yapamam ben. Ayşe ablamız, Ayşe ablamız. Canımın içi yapamazsın zaten. Yapamazsın, ben biliyorum. Bak ne diyeceğim. Değil bakalım, ne diyeceğim. Onlar haksız yeri burada kendiler uzatacak, üzülecekler. Kendileri güzel güzel geliyordular da benimle konuşuyordular. Anneciğim bak şimdi. Şimdi hani telefonda sen bana dedin ya. Ayşe ben Bursa'ya gelmek istiyorum, ev alacaksın bana, sattın evi diye. Ben de dedim ki o zaman anne ben satmadım evi dedim. O da ha bunu sana Kazım mı öğretiyor dedim. O kelimeyi orada duydun, ne dedi bana. Ondan sonra ben de dedim ki sen o anneme öyle diyemezsin dedim. Onun için özür dileyecekmişim. Kazım bizi senin yanına sokmuyor. Can ciğer anneciğim benim, sokmuyor. Sokmuyor, sokmuyor. Öldürürüm, asarım, keserim diyor. Faik'e de neler dediğini anca Allah biliyor. Faik biraz sonra bağlanacak. Faik'i de duy konuştuklarını. O kıymetli Faik'ine neler neler söyledi senin o kıymetli oğlun. Ya Faik iki, bir tane sesini konuşsun Ayşe Hanım, annem bir şey desin. Hah. Bir annem bir şey desin. Ayşe Hanım, Hatice Hanım. Faik'ten de Hatice şey, Hanım. Ne diyeceksin anne? Söyle anne. Faik mi? Ayşe konuşuyor, bak, Ayşe, bak, Ayşe konuşuyor. Ayşe benden konuşmadın. Bir işte. Telefon bile etmedi. Anneciğim bak, ha anne bir dakika. Etmedi. Bir dakika, sakin ol orada anneciğim bak, tamam. Ben size bak. Ha gülü verdi. Hiçbir abla yok. Bak bir şey söyleyeceğim. Onlar annem, paramı seviyorlar. Beni seviyorlar. Anne bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bak, ya bir dakika deme. Sen annenin evi sattın ya. Annenin parasını yedin. Sen orayı bırak bırak. Ben telefonu açtım annemi. Niye açmıyorsun telefonu? Sen orayı bırak. Sen oraya da kalmış senin aklın. Annenin telefonu açmıyorsun. Şimdi deli gibi telefonunu. Hatice Hanım. Anne. Kızım dedim, ben dedim dışarıda kaldım dedim. 4 katlı evi sattınız, 2 katlı evi sattınız. Nasıl dışarıda kaldın anne? En üst dairede oturuyordun, bana daire aldık be. Bir evan yürüyeceklerdi, bir evan yürüyeceklerdi o 6 tane evden. Hadi orada. Aldım aylıkları ellerine öyle verdim. Öyle demeyin annenize, yapmayın. 7 sene bir dedim, 5 lira bile almadım. Anneciğim almadın, hiç sana ev aldık, ev yok. Biz ev aldık sana, ev otursaydın. Niye gittin teyzemin apartmanına ünvanla İsmail'i alıp? Ne istersen yaptın. Ya çocuklarınızı evlendireceğin diye o daireyi bile sattınız, paylaştınız. Hayır. Beni çirkefleştirin ya. Kazım alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Ben Almanya'dan geldim. Tekini evlendireceğin zaman sattın evi. Tekini neyle evlendirdin? Neyle evlendirdin Tekini? Ya neyle bir şey söyleyeceğim. Tekin neyle? Tekin kendi evlendi. Babası Almanya'dan emekli. Ayşe Tekin Hanım, Kazım Bey. 4 katlı Kazım Bey. Parayı ne yaptınız? Ne Kazım yaptınız? Kazım Bey. Duruyor mu? Alınız onu şimdi. Bak ne diyor? Kazım Bey. Kazım Bey. Ayşe Hanım. Niye duyuyorsun işte anasına? Yani ne olur biz sizleri buluşturalım isterken siz 30 yıl önceki ev meselesi, para meselesi. Bırakın para meselesini ne olur. 96 yaşında kadın, 96 yaşında kadının 4 katlı evinden bir tuğlası kalmamış. Kadın nasıl isyan etmesin? Kazım kaldığın daire Nazım. 30 Kazım Bey bir şey söyleyeceğim. Peki 30 sene evet. Önce satıldı bu ev dediniz ya. Konuşmayın. Bu 30 sene olmadı. 30 yani 20 yıl, 30 yıl, 20 yıl. Bu arada niye almadınız annenizi yanınıza? Girdin, yaşımı büyüttün. Ayşe Hanım bir saniye. Bu arada annenizi niye almadınız yanınıza, bu kadar beklediniz? Benim annem kendi kendine bakan bir kadındı. Kendi evinde oturan bir kadındı. En son ne zamana kadar biliyor musunuz? En son İncirlik'te bunlar
evi satıp da incirlikten anneme bir daire almış. Onu da kendi üstlerine almışlar. Annemin senin üstüne de tamam, değil. Bu ikinci dolmuşu aldı harcı diye. Annem orada otururken de bakın İnci Hanım. Bakın meseleleri bana iyice açtırıp da insanların iyice rezil olmasınlar. Açma zaten istemiyorum. Otur, aç her işini ben kendi dedim, görürken Ayşe ablam annemin iki maaşını alıyordu. Evinde giyiyordu, çamaşırını yıkıyordu, getiriyordu. Evinde gidip yemeğini yapıyordu akşamlara. Efendime söyleyeyim o las şeyinden bir şey... Yok, ben de şunu sordum Kazım Bey. Kazım Bey. Tamam. Ben annemin evine gittim de, ben gittim annemin evine. Gitmedim diye. Dolabı da vermedim mi sana Kazım? Bir tane yağ bir kartı vardı onu da verdim. Kuru takır. Kazım Bey, ben de bir sakinleşir misiniz? Buzdolabını çamaşır tamam, makinesinde tamam, ben aldım. Tamam, Kazım Bey. Diyorum ki o zaman keşke bu 20-30 yıldır. Ben dolabı saydım aldım annemin evine buzdolabı çamaşır makinesini. Beni konuşturmasınlar. Aa saçmalıyorsun ya. Kazım Bey biz sizin üç kardeş bir araya getirmek istiyoruz annenizle. Biz sizi üç kardeş... Tamam yedik içtik. Kapatsın telefonu. Yedik içtik afiyet olsun. Sen bundan sonra da sen ye. Allah nasıl bir söyle yapsın seni. Ben yaptırdım ben. Sen yaptırdın. Hani ben. Hanım belki siz araya girerseniz bir abla olarak ben çünkü ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ablama da aynı şeyiz bak. Bir odaya kapıyı tutuyorlarmış da gidiyorlarmış annemi ne kadar yama. Ümmü Hanım attı mısınız? Ümmü ablam gelir, Ümmü ablam verirse konuşabilirim. O Ümmü hepimizden Hanım. Sakin, her şeyi bilen. O da ama Kazım Bey gerçekten kaç yıl olmuş artık tamam yanlışlarda ne olursa olsun. O kadar olsun. Yalan söylüyor ki o kadar. Ömür geçiyor değer mi bu kadar kızgınlığa birbirinize? Afiyet olsun ablacığım afiyet kalsın. Ümmü Hanım. Gömersin annemi, annem köyü istiyordu gömersin oraya. Ay yapmayın neler söylüyorsunuz Allah'ını seversiniz. Ay ne diyeyim başka yiyeceğim. Baksana biz annemi aç bırakmıştık. Tabii bütün komşularım şahit. Annenizi aç bıraktınız demiyorum. Evde pişirdin yemekten getirdin. Annen kendi tabii kendine bakan bir kadın. Tabii ki Nazım bana dedi ki abla dedi bir yemek yapıyor bir hafta yiyoruz. Bir yemeklerimizi sen pişir dedi. Evde pişirdi yemekten götürmesinin ne sakıncası olduğunu anlamadım ben bu arada. O evde yemek yapmıyor, ilgilenmiyor, önemsemiyor, özen göstermiyor manasında söylüyor. Annem yapamıyordu yani. Annenin iki maaşını alacaksın. Maaşı alıyorsun ya maaşı kim alıyor o zaman şimdi? Peki bu iki maaşı kim alıyor şimdi? Annen kendi kendine yetmiyor mudur kardeşim? Yetmiyor mu annen kendi kendine? Kazım Bey şu an kim alıyor annenizin iki maaşını? Ben alıyorum. Ben alıyorum. Tamam. Bir annenizle konuşabilir miyim? Ben satıyorum anneme ben alıyorum. Ben de diyorum ki 30 yıldır onlar bakmamış ya. Ben ona her zaman niye daha önce almadınız o zaman? Parayı getiriyorum eline vereceğim. Ben parada anlamam. Sen ya ben bir şey söyleyeceğim Kazım Bey ya. Affedersiniz size de söylüyorum Ayşe Hanım. Ümmü Hanım'a da söylüyorum. Yani bir anneyi acaba bana evlatlarım bakacak mı? Hangisi bakacak psikolojisinin içerisine nasıl sokarsınız siz ya? Bu sizin anneniz ya. Annem kim isterse acaba evlatlarım bana bakacak mı? Maaşım için mi bakıyor? Hangi biri bakacak bana? Acaba bakmayacaklar mı? El ayağı mı düşeceğim? Bir anneye bu psikolojiyi yaşatmayın lütfen. Yapmayın. Evini sattıktan sonra aldıkları dairede ben annemin yanına bir ara gittim. Tam 27 ay annemin evinde kaldım. Evine buzdolabını aldım, çamaşır makinesini aldım, hepsini aldım. Bunlar söylenir mi? Her şeyini aldım. Ya Kazım Bey, canım, ya Allah aşkına almasana. Asla ben annem buzdolabını aldım. Herkes biliyor. Kaldım. O zaman oğlan kardeşim Sadı, benim küçüğüm. Annemin maaşını bana bir tek şeyini verdi, maaşını verdi. Bir maaşını babamın kartını sana verdim. Aldı. Sen neye istinaden bu maaşları? Şey Kazım Bey. Kazım Bey şu konuştuklarımızdan utanıyorum ben ya. Evet. Ben utandığım için bunları söyledim utansınlar diye. Hayır yani bakın anneniz Allah aşkına Ayşe Hanımcığım lütfen bir izin verin ya 96 yaşında. Allah nasip etmiş bu yaşa kadar başınızda kalsın diye. Allah aşkına yani 40 katlı ev olsa isteseniz annenizin hayatına bir nefes ekleyemezsiniz. Bak ablam da söylesin İnci Hanım. Bu söyledikleri hiçbir doğru yani, değil yani. Hazır anneniz kendi başınızdayken, uyduruyor. Evlatlarını tanıyacak o melekelere sahipken, o melekelere sahipken bir arada görsün sizi. Birbirinize gülümseyerek bakarken görsün. Buyursunlar yani gelsinler. Yani bunu ister. Tamam. Yarın o zaman, yarın o zaman gönderiyorum. Tamam. Buyursunlar gelsinler. Tamam. Anca annemin cenazesine. Niye Ayşe Hanım? Buraya görmek için geldiniz. Ben de vuracağım. Ne yapayım? Baksana hakaretlerin İnci Hanım. Hepsi yalan yani. Ona diyorum ki annene gideceksin Ayşe Hanım. Anneme gittim, anneye annem gelecek buraya. Annem gelsin, biz oraya gidemiyoruz. 96 yaşında nasıl ama gelecek? Annem... 96 yaşına kadar ayağına gelecek. Bak İnci Hanım öyle diyorsun ama gerçek söylüyorum. Aynı faciası yapar. Ayşe Hanım niye aynı faciası yapsın? Benim arkadaşlarımla birlikte gideceksiniz. Bakarım, 5 kuruşunu da benim arkadaşlarım da, benim Kazım Bey. Kazım Bey.
Ayşe Hanım oraya geldiğinde başına bir şey gelmesinden korkuyor. Bu arada böyle bir tatsızlık olur mu? Ben de bir şey de. İleri geri birbirimize konuştuk. Onlar bana konuştu. Ben onlarla konuştum. Ya inkar etmiyorum. Konuştum. Konuştum. Ben yalan söylemem. Annen nereden ama bunların hepsi geçti gitti artık aramızı. Değil mi? Evet. Tamam. Evet geçti gitti. O zaman Ünal yarın... ablam bana ne dedi? Büyük ablam ne dedi bana? Kardeşim dedi. Geçmiş geçmiştir dedi. Biz dedi şuna bakalım dedi. Bak ölüm var dedi. Evet abla dedim. Doğru söylüyorsun. Ondan sonra ben ablama bir şey demişim mi bakalım sorun. Her cuma arar ablam beni. Ben onu ararım çok bazen o beni ararım. Peki niye çok benim telefonlarımı açmıyorsun Kazım? Anneme de kızına aramıyor. Buyursun gelsin. Benim evimi sırtına mı götürecekler? Ben Ayşe getim? Hanım bakın buyursun gelsin bakın, diyor. Bakın İnce Hanım. Yarın ben de ben sizi. Teyzeme, ben dayımın karısı yengeme. Dayımın teyzemin çocuklarına yol paranızı, arabanızın benzinini, şeyini ben vereyim. Teyzemi getirin, yengemi getirin. Siz gelin dedim. Yol paraları, benzin paraları benden dedim. Ben öyle bir insanım. Benim parayla tabii işim ki, yok. Tabii ki, bütün aile Kazım Bey anladığım kadarıyla annenizin bütün kardeşleri, akrabaların hepsi Bursa'da ve 2,5 yıldır, 2 yıldır evet. Onları da göremiyor aslında değil mi? Ben 30 senedir Antalya'da yaşıyorum. 14 tamam. sene Antalya'da peki, yaşıyorum. Peki ben size iki teklif sunacağım. Kazım Bey. Yaşıyorum. Kazım Bey iki teklif sunacağım ben size. Bakın evet. Bütün bu akrabaların, bütün bu ailelerin kalkıp Antalya'ya gelmesi zor. Siz, ben sizi davet ettim, benim işim gücüm var gelemem diyorsunuz ama annenizin, 96 yaşındaki annenizin bütün bu hasretlerini giderelim. Allah razı olsun. Annenizi alalım. Bursa'ya götürelim. Yok hem öyle bir şey yok. Niye? Bunu böyle bir şey kabul edemem. Niye kabul etmiyorsunuz? Ben, akrabalarını hayır, ben görsün. Ben annemi götürürüm. Herkesten gelirim. Ben Şubat'a kadar annenizin Şubat'ta ne olacağına dair bir garantiniz yoktu. Var mı acaba Kazım yok, Bey? İncan, hemen geri dönmek zorunda kaldım. Ablam aradığımda ben oğlan benim küçük oğlumdaydım. Bana, biz lütfen, buradayız abla dedim. Saklamadın mı? Saklamadın. Benim saklamadığım bir şeyim yok. Annemi verdim. Niye götürdün? Ya Kazım Bey, Kazım Bey bir soluk alır mısınız? Bir soluk alır mısınız? Kazım Bey. Benim saklayacak bir şeyim yok. Hayır, işte ben o ben de tam onu söyleyeceğim. Yani ayıpları toprak örter. Ama Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Ayıpları örtme de toprak ol diye. Ölmeden önce ölün diye. Annemi de nasıl siz artık olgunluğa erişecek yaşlardasınız. Bu yaşlarda olgunluğu gösteremiyorsanız birbirinize yani artık... Bizim umutlarımız tükeniyor. Çünkü hani gençlerden cahildir diyoruz. Daha görememiş, hayat tecrübesi eksiktir diyoruz. Ama siz hayatınızı yaşamışsınız. Çocuklarınızı, kendi evlatlarınızı büyütmüşsünüz. Belirli bir olgunluğa gelmişsiniz. Ama sanki cahil böyle 20'li yaşlardaki insanlar gibi konuşuyorsunuz. En azından bizim izlenimimiz o burada. Yani bizim bu kadar hani büyük filozoflarımız, Mevlana'mız, işte Yunus'umuz varken yani insanımız böyle deyince biz umutsuzluğa kapılıyoruz. Hani sizden bu yaşta hiç olmazsa bir hoşgörü istiyoruz. Kardeşinizden de sırf sizden değil tabii. Bütün kardeşlerden. Ev meselesinde o da ya bak odaya kapıyorlar. Bakın hala konuşuyorsunuz. Ya odalar evler değil anne, Allah aşkına. Anneniz şimdi istemez mi evlatları yanı başında olsun hepsi ya birlikteyken otursunlar bir masada birlikte yemek yesinler. Sen resimleri göstersem sana ne mutlu. Bir annenizi alabilir miyim yani, telefona Kazım Bey? İnce Hanım. Kazım Bey annenizi alabilir miyim İnce telefona? Hanım, efendim. Bir dakika dinler misiniz? Buyurun. Benim işim var. Ben annemin odasına soba kuruyorum. Benim bak, işim var lütfen. Bu işi burada kapatıyorum. Ben bir şey söylüyorum. Kazım Bey annenizi yalnızlığa mahkum ediyorsunuz şey sobasıyla annemi beraber. Annemi görmek isteyen evet. Buraya gelebilir. Ben Bursa'ya gittim de annemi görmek isteyen gelebilir. Kazım her Bey. Ne kadar ne olursa olsun. Anne benim anam onların da anası. Ben 30 sene anama hasret çektim. Onun için ben onlara gösteririm Kazım, annemi. Kazım ne zaman hasrettin? Lütfen deme böyle Kazım deme herkes biliyor. Herkes biliyor Kazım deme kendin gelmiyordun. Ah rahmetli dayım sağ olsa da konuşsa çocukları pek konuşamıyor senin hatırın için. Rahmetli dayın deyip de beni konuşturma. Rahmetli dayın dedi ben sen Bursa'ya gel ayaklarını kırdırırım dedi. Beni ölünün arkasından konuşturma. Ben deniyorum dedim sen polisi jandarma edik. Her yolları bağla dedim. Kazım Bey. Dedim. Ne kadar büyük aslında hiç böyle bir şey yok yani. Yani. Ben devlet benim başımın üstünde. Ben devletin bir şeyim. Devlete karşı gelmem ama bana karşı gelen herkese karşı gelirim. Buyur. Herkese. Buyur.
Devlete karşı Aşağı gelmiyorsunuz Allah. Ama annenizin Antalya'da tek başına bir odanın içerisinde bir sobalı odada evlatlarına, kardeşlerine, yeğenlerine, torunlarına hasret yaşamasına kendi sebep oluyorsunuz. Vay be, o nasıl oldu? Ne ben geçen Bursa'da mı yaşayayım onlar, torunlar, annem onları görsün. Hayır, Bursa'da anneniz birkaç ay Bursa'da yaşar, birkaç ay sizin yanınızda yaşar. Hayır, yaşamak istemeyen kadını zorla mı götüreceğim onlara? Bir konuşamadık ki annenizle. Bir konuşamadık ki anneniz. Tamam, yarın, yarın ben gönderiyorum Ayşe Hanım'la Ümmü Hanım'ı, tamam mı? Tamam, buyursunlar gelsinler. Tamam, yarın gönderiyorum. Ayşe Hanım sizi ve ablanız Ümmü Hanım'ı Antalya'ya göndereceğim. Ve 96 yaşındaki anneniz Hatice Hanım'la sizi görüştüreceğiz inşallah. Neredeyse 2,5 yıldır annelerini görmeyen iki kız kardeş. Biri 71 yaşında, biri 72 yaşında. O fotoğraflar doğrular, yanlışlar vallahi. Kişiden kişiye ne yazık ki değiştiğini gördük ama Allah bir anneye 96 yaşına kadar ömür vermişse ve o evlatlarını, torunlarını, kardeşlerini, yeğenlerini göremiyorsa burada yanlış bir şeyler var demektir. Bunun arkasında kimse bir şey savunamaz, duramaz. Ve buna yatıp kalkıp şükretmek varken bu evlatlar için, Rabbim bizi bu yaşa kadar anneyle birlikte getirdin diye şükretmek varken 30-40 sene önceki tuğla hesabı görmek de kabul edilir değil. Kazım Bey de kendince kendini haklı görüyor ama yarın inşallah bu buluşmayı gerçekleştireceğiz. Bakalım neler olacak. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Sevgiyle kalın.